İyi akşamlar sevgili TV'den izleyicileri. Bir esnafın kürsüsü programı ile tekrar sizlerle beraberiz. Bu akşam konuğumuz Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aykut Yenice. Kendileri aynı zamanda İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası'nın da başkanı. Her hafta olduğu gibi bu programda Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanı, Türk esnafının duayenlerinden Sayın Hulusi Akşit ile birlikte sunuyoruz. Ben öncelikle başkanımıza hoş geldiniz demek istiyorum, genel başkanımıza. Hoş Çok geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Hulusi Başkan, buyurun, siz de bir şeyler açıkça sevgili söylemek isterseniz. Sevgili Aykut kardeşimizle biz bayağı eski bir mazimiz var, dostluğumuz. Daha sonra da genel başkanlığı, lokantacı olsun başkanlığında da abilik, kardeşliğimiz devam ediyor. Evet. Kendisi bu gece bizi kırmadan geldi. Kendisine çok teşekkür ederim. Her konuda biz hemen hemen 15 yıldır her konuda bu dernekçilik olayına girdiğimizde her şeyde birlikte beraberlikte savaş verdik. Evet. Ve bundan sonra da hala kardeşimin fikir teyasında bulunuyoruz. Ben de onun bilgileriyle bugün Aydın'ımıza şeref verdi, televizyonumuza katkı vererek esnaf ve sanatkarımızın, federasyona bağlı üyelerimizin dert ve sorunlarına kardeşimiz sizlere daha iyi anlatacak. Biz de zaten onun için kendisini rica ettik. O da bizi kırmadı geldi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Biz de çok kısa olmak kaydıyla başkanım. Önce Aykut Yenice kimdir? Bir onu tanıyarak başlayalım. Teşekkür. Sonra federasyon genel başkanını falan konuşuruz. Tabii birçok öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir anlamlı, benim için çok anlamlı bir gece. Gerçekten ben Aykut Yenice olarak Türkiye Lokantacılar Federasyonu Başkanlığı sürecimden önce 2002 yılında İzmir Lokantacılar ve Gazinocusu Başkanlığımdan sonra 2005 yılında başlayan federasyon başkanlığı mücadelem esnasında kendisiyle çok yakın istişarelerde bulundum. Bir abi ve çok da güzel bir tanımlama yaptınız temin duayeni diye. Ben Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın yapısını tanıdıktan sonra ben bugün bile hala görevde olmasa ben inanıyorum ki görevde olan binlerce başkanımız içerisinde her zaman yeri farklı olan, apayrı bir konumda olan ve gerçekten teşkilatımıza çok derin izler bırakan her anlamıyla, ahlakıyla, erdemiyle, yöneticilik anlayışıyla kazandırdığı eserlerle. Evet. Ve çok önemli bir yeri olan Hulusi Başkanım'a, abime diyeyim. Ben çok müteşekkirim. Bana çok önemli yollar açtı, çok önemli fikirler verdi, çok önemli destekler verdi. Bugün de konumuzun, yani sahip olduğumuz konumun mimarlarındandır diyeyim. Dolayısıyla ben böyle bir anlamlı gecede severek, koşarak geldim. Çünkü onun varlığı ve kimliği bizler için çok önemli. Çünkü Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı kendi içerisinde çok önemli değerler yetiştirmiştir ama çok önemli değerleri de çok hızlı bir şekilde harcamıştır. Dolayısıyla Hulusi Akşit gibi çok manevi kimliğinin dışında önemli bir idol kimliği olan ve arkasından gelen nesle hedef olan, ona rehber olan bir kimliğin çok az yetiştiği bir ortamda ben ve benim gibi düşünenlerin sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda kendisine hep bu teşkilatın başında bir abi konumunda olması anlamında çok önemsiyorum kendisini. Gerçi kendisi artık emekliliği seçti bundan sonra ama tabii bizim gibi aktif. Biz de Sayın Başkan emekli olmasın diye nasıl katkıda bulunabilir diye böyle bir artık proje ürettik. Bir aydır birlikte program yapıyoruz. Başkanım. Şimdi işte dediğim gibi emekli olmak yani kenara çekilip oturmak değil. İşte Hulusi Akşit'in bilgi, becerisi ve deneyimi kitaplarda yok. Evet. Çünkü Türk Esnaf Teşkilatı'nın yapısına baktığınız zaman bu bir ocak. Bin yıllık bir ahi evren geleneğinden gelen bir ocak. Bizler zamanında Aykut Yenice kimdir derseniz, Aykut Yenice 1958 İzmir doğumlu, 1912'de Selanik'ten İzmir'e göç eden Mehmet Efendi'nin, lokantacı Mehmet Efendi'nin torunu. Rahmetli babası İzmir'de ve Türkiye'de çok simge isim olmuş, lokantacılık kitaplarında duayen olmuş, ismi kırmızı kalemlerle altı çizilmiş, Çorbacı İsmet Usta diye bilinen ve onun evladı olarak da biz de bu işi yaparken 2002 yılında Nur içinde yatsın, gene teşkilatımızın simge ismi olan Adil Müftüoğlu'ndan bayrağı devraldık. 2010 yılında da federasyon başkanlığını devraldık. Sektörümüzün temel sorunlarını içinden yetişmiş, yani bulaşık gazının teknesinden yetişmiş, sektörü iyi bilen, iyi tanıyan bir ailenin temsilcisi olarak bilgi ve birikimimizi, kendimizi de işte böyle değerli dostların ve abilerin de önderliğinde geliştirerek bugünlere geldik. Bu kubbede hoş bir seda, işte biz nasıl bugün Hulusi Akşit için bunları söyleyebiliyorsak, bundan gurur duyabiliyorsak, böyle bir abinin kardeşi olmaktan keyif alabiliyorsak,
İnşallah bizden sonraki nesiller de aynı duygular içerisinde bizleri anlatır. Bizler de onlara bir şeyler veririz hep birlikte. Çünkü Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı teminde söylediğim gibi bunun bir ocağı var. Ayı Evren Ocağı, bin yıllık özgeçmişi olan bir şey. Zamanında Avrupa'nın bugün örgütlenmesine sebep olmuş bir ocak. Her şey düzgünmüş, her şey ahlaklıymış, her şey erdemliymiş. Zaten eline, diline, beline diyor Ayı Evren. Evet. Dolayısıyla böyle bir gelenekten geliyoruz. Ancak son dönemlerde, hani ben Karacaoğlan'ın çok güzel bir lafı var. Silah bulunduğu mertlik bozuldu diyor. Ekonomi bozuldu. Bizim teşkilatta da bazı taşlar bozuldu. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Onun için inşallah bizler ve bizim gibi düşünen insanların sayısı fazla. Bu teşkilatı ileriye dönük. Çünkü Türkiye'nin 2,5 milyona yakın sayısal üstünlüğüyle Türkiye'nin en büyük meslek örgütü. Bugün o kadar da kayıtsız vardır. Evet. Tabii. Bugün şimdi konuşacağımız lokantacı esnafı bugün yaşadığımız kentlerin kent kimliğine katkı koyan, 24 saat ışığı sönmeyen, her sokağında var olan, her caddesinde var olan, her bulvarında var olan bir esnaf tiplemesidir. Yani bugün hayat durur, boğaz durmaz. İnsanlık var olduğundan beri var olan bir mesleğin temsilcileriyiz. İnsanlık sona bulduğunda son bulacak bir mesleğin temsilcileriyiz. Yani bugün kaybolmaya yüz tutmuş birçok meslek sayabiliriz teşkilatımıza. Doğru mu abi? Çok, ama çok, lokantacılık çok. Mesleği asla kaybolmayacak, hiçbir zaman ötelenmeyecek, hiçbir zaman da insanlığın daracından silinmeyecek bir sektör. Dolayısıyla biz fanusa konup korunması gereken bir teşkilatız, bir sektörüz. Ancak maalesef ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları içerisinde bugün derin yaralarımız var. Ha, teşkilatın yapısı içerisinde ilerleyen dakikalarda konuşacağız herhalde. Bir takım sıkıntılar var. Ama bunlar tabii ki bizim bu mesleği yapmamızı, bizim bu mücadeleyi alıkoymamızı veya ötelenmemizi gerektirmiyor. Elimizden geldiğince Türkiye'nin 24 saati içerisinde 81 ilde her yere yetmeye çalışıyoruz. Ben şöyle sorayım. Siz bizi doyuruyorsunuz. Türkiye'yi doyuruyorsunuz. Yani federasyonunuzun çatısı altındaki üyelerinizce. Ama lokantacılar doyabiliyor mu? Basit bir yaklaşımla sorayım. Çok güzel bir soru. Şimdi 1900'lü yılların sonuna doğru hatırlarsanız ülkede ekonomik bir takım krizler böyle olduğu zaman İnsanlarda konfeksiyon sektörüne karşı ciddi bir şey başlamıştı. Evet. Her tarafta butik açılıyordu. İşte oğluna, torununa, kızına, sevgilisine, ona buna kim varsa herkes butik açılıyordu ufak tefek. Ne zaman Körfez kriziyle birlikte tekstil sektöründe bir darbe başladı. Niye bu örneği verdim? O zamanlar benim de ailemde böyle bir şey vardı, yapı vardı. Bir kısım kardeşim ve yeğenlerim bu işle ilgileniyordu. Sonra bir anda bir baktık ki ciddi bir sıkıntı başladı. Şimdi 2000'li yıllarda da dünyada küresel krizle birlikte başlayan ekonomik sorunlar baş gösterdiğinde bizim ülkemizde de gıda sektörüne karşı ciddi bir heves başladı, bir iştah kabardı. İnsanlar teminde tiplediğim gibi hayat durur boğaz durmaz mantığıyla dışarıdan bakıyor benim 100 yıllık özgeçmişime. Aa diyor, bu çorbacı İsmet Usta nasıl iş yapıyor kardeşim diyor. Yani parayı koyacak yer bulamıyor adam diyor. Halbuki bilmiyor ki 1912 yılından beri onun içinde kan var, gözyaşı var, emek var, alın teri var. Yani çorbacı İsmet Usta olmak kolay mı? Adam gidiyor bağını, bahçesini, tarlasını, dairesini satıyor. Benim yanımda çalışan ustayı, kamuyu, garsonu, bulaşıkçıyı da ayartıyor. Kendisine bir dükkan açıyor. 3 gün sonra bir bakıyor. Dışarıdan gördüğü yeşil türbe içine girince tövbe Allah tövbe oluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla dikkat edin, bugün temin bak bir örnekleme verdim. Dedim ki yaşadığımız kentlerin kent kimliğine katkı koyan her sokağında, her bulvarında, her caddesinde olan bir esnaf kesimiyiz. Yani şimdi her taraf lokanta, bar, birhane, kafeterya, işte tostçu, işte midyeci, işte tantunici, aparatifçi, özellikle de bu aparatif çok moda oldu. Herkes bir şey açıyor. Şimdi mesela temsilci buraya gelmeden önce buradaki yönetim kurulu arkadaşlarla bir çay içtik, sohbet ettik. Şimdi bir şey söylediler. Emekli olan herkes, işte ne bileyim askerden, polisten ayrılan, bu FETÖ belası yüzünden ayrılan birçok insan Aydın'da işte tantunici açmış, işte midyeci açmış, işte kokoreççi açmış, işte dönerci açmış. Yani böyle bir dünya yok kardeşim. Yani şimdi baktığın zaman bu bir emek, bir birikim gerektirir. Evet. Türkiye parlamentosu. Siz üçüncü kuşak bu işi yapıyorsunuz. Tabii canım. Belki daha 100 yıldır benim dedem, babam, amcamlar, bizim ailemizde lokantacı olmayan erkek yok. Yani şimdi bu bilgi, birikim, bir deneyim. Bunu da bir tarafa koyun. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu 1982 yılında demiş ki arkadaş, Türkiye'de İhtisas mesleğini seçmiş.
Zaten bizim federasyonumuzun da varoluş sebebi odur. Türkiye'de TESK'e bağlı 13 mesleki federasyon vardır. 13 mesleki federasyonun hepsi de meslek örgütleri İhtisas Federasyonu. Evet. Şimdi 1982 senesinde 3308 sayılı yasayı çıkarmış bu parlamento. Demiş ki arkadaş, Türkiye'de lokantacılık ve pastacılık yapacak insanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde açılan kurslarda ve odayla birlikte istişare ederek ustalık belgesi adı altında, şimdi cebinizdeki nüfus cüzdanı gibi, avukatın hukuk diploması gibi, eczacının eczacılık diploması gibi bir diploma alacak, bunu dükkanın baş köşesine açacak, bunu yapan insan da bu olmazsa ruhsat alamayacak. Evet. Şimdi arkadaş, belediye kanunu çıkmış, belediye kanununda yatırımcı kimliğiyle serbest ekonomi, işte bilmem ne ekonomisi adı altında kişi olarak siz Mehmet Aydın olarak lokanta açmaya gittiğiniz zaman ustalık belgesi yoksa hiç korkmayın. Gelin Aykut Yenice'ye, 2 dakika notere gidin, aranızda bir anlaşma yapın, sokun evraklarını içerisine, alın ruhsatı, 3 gün sonra da Aykut Yenice, hadi kardeşim yoluna deyin, yırtın atın anlaşmayı, siz lokantacı Mehmet Aydın oldunuz. Yok böyle bir dünya. Şimdi dolayısıyla devlet kendi içerisinde bir takım uygulamaları yaparken kanunu kendi delmiş. Rahmetli Özal'ın dediği gibi, evet, anayasaya evet. Bir sefer delmekle bir şey olmaz demiş. Ancak anayasaya bir sefer delmekle çok şey olduğunu tarih bize gösterdi. Esnaf ve sanatkarın da özgeçmişindeki kanunlarını böyle bypass ederek siz bugün Türk esnaf sanatkarının içinde bizim gibi kan, emek, gözyaşı, terle bir yere gelmiş insanları bugün sadece dışarıdan bu işte ekmek var, hayat var mantığıyla, yani bir laf vardır biliyorsunuz, ak köpeğin pamuk tarlasına zararı vardır. Halbuki adam dükkanı açıyor, sigortaya takıyor, maliyeye takıyor, vergi borcu yapıyor, piyasaya bir borç yapıyor. Gece yarısı dükkanın kapısını kapatıyor, kaçıyor, gidiyor. Biz nereye gideceğiz? Ciddi bir rakam var, %40 şu an. Evet. Sıkıntı var. Şimdi kalkıyorsun, kendi teşkilatın içerisinde bir şeye dönelim. Bu sefer sen zamanında bu teşkilatın yapısını büyütmek adına ve bu teşkilatı kontrol etmek adına hürmetle anlıyoruz. Kimse bu teşkilata hizmet etmiş, her insana saygı duyuyorum. Ancak böl parçala yönet taktiği içerisinde bu memlekette karma odaları icat etmişsin. Evet, evet, evet. Şimdi çok Aydın, İzmir'in incisi. Ege'nin incisi bir kent. Evet. Aydın'da 3 tane odamız var. Aydın Lokantacılar Odası, Söke Lokantacılar Odası, Nazilli. Say abi Aydın'ın ilçelerini. 17 tane ilçe. Nerede o 17 ilçe? Teminde diyoruz, teminden beri her kentte, her ilçede lokantacı ne? Ya lokantacının olmadığı yer mi var? Evet. Lokantacı dağın başında bile var. Karayolunda gidiyorsun, hayatta hiçbir şey bulamazsın. Benzin istasyonu bulamazsın. Mutlaka bir lokanta bulursun. Bir kafeterya tarzı bir yer bulursun. Evet. Şimdi bu 17 ilçenin 3'ünde lokantacılar odası var. Nerede 14 ilçedeki lokantacılar? Karma odanından yer. Kim var? Berber var. Tarzici var. Turşucu var. Efendim, beni yanlış anlamasın. Birçok ilde var, Aydın'da yoktur. Karma'da. Beni yanlış anlamasın. Teşkilat. Ama şunu doğuruyor. Bu sefer sektörün, temin geliyoruz bir yere örtüştüreceğim, ihtisas mesleği. Yani bir ihtisas gerektiriyor, bir bilgi birikim gerektiriyor ve yasayla muhatap bir ustalık belgesi olayı var. Şimdi bugün ustalık belgesiyle muhatap olmayan, ustalık belgesinin ne olduğunu bilmeyen bir elektrikçi karma odaya başkan olabiliyor. Veyahut da pardon, evet, elektrikçi demeyeyim, o da ustalık belgesi gerektiriyor. Bir kahveci diyelim, ustalık belgesini gerektirmiyor. Özür dilerim. Evet, evet, doğru. Şimdi kahveci olarak benim üyemin işini ve derdini çözmeye çalışıyoruz. Yok böyle bir dünya. Bakın, bunlar son derece yanlış ve haksız uygulanmaktır. Çözümü nedir başkan? Yani çözümü yeniden yapılanmaktır. Çözümü yeniden bir kanun revize etmektir. Çözümü çıkan kanun rezalet. Tabii. Çözümü bu konuda el birliği içerisinde bizi yöneten insanların teşkilata ve bize sahip çıkmasıdır. Ben size bir örnek göstereyim. Bakın, telefonumda, mailimde bir mail var. Bakın, çok acı bir gerçek. Bu teşkilatın sahibi yok. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın, burada bir hanımefendinin ismi, evet, yazıyor. İsmini, evet, vermeyelim. Ayıp olur. Siz, evet, görüyorsunuz. Evet. Bastım tuşa. Şimdi burada bir dilekçe gelecek. Hanımefendinin kendi el yazısıyla, evet, bir dilekçe var. Hanımefendi Dalaman'da, Muğla Dalaman'da. Evet, Dalaman'da bu hanımefendi bir şey, lokantacı. Herhalde bizim bahsettiğimiz sınıfta bir lokantacı. Oradaki de belediye uygulama yapmış. Bacalarınızı 2 ayda bir temizleyeceksiniz demiş. Sen yıllarca bu işi yaptın. Ya ilk defa. Kanunda böyle bir şey var mı? Baca
bir sefer itfaiyeci gelir, ruhsat alırken kontrol bakar, eder. Uygunluğuna onay verir, bacana. Ondan sonra sen zaten lokantacı olarak mecburen bacanı temiz etmek zorundasın. Allah korusun, her şeyin yanına. Evet. Tebrik ederim seni. Evet. Şimdi hanımefendi demiş ki, ya bize iki ayda bir, tabii bundan bir para alıyorlar herhalde, belediye bir gelir sağlıyor. Herhalde evet. Kadın orada yazlıkçı da hanımefendi. Demiş ki oradaki esnaf odasına, ya demiş benim, lütfen demiş iki ayda bir denetlenir, dört ayda bir denetlensin demiş. Dilekçe yazmış, bakın burada evet. imzası var. Evet. Bu oda almış, çünkü esnaf odası. Şimdi bunun başkanı ya şofördür, ya terzidir, ya berberdir, ya evet. işte bir şey. Lokantacı olmadığı kesin. Kesin. Evet. Çünkü bunu bilse zaten bunu yapmaz. Evet. Yapacağı işine gidecek belediye başkanına, rica edecek. Bizim şimdi böyle bir sorunumuz var. Bizim yasalarımız bize iş yaptırmayı emretmiyor, yapamıyoruz. Ancak kişisel ilişkilerimizle evet. biz kaymakamla... Polis başkanım o ilişkileri çok iyi tutar. Şimdi, şimdi almış, o da bir üst kuruluşuna yazmış. Muğla Esnaf Sanatkarlar Birliği'ne. Evet. Demiş ki arkadaş bizim böyle böyle bir üyemiz... Böyle bir şikayeti var. Size demiş, başvuracağım demiş. Tamam mı Dağlaman Esnaf Odası? Muğla Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği de tek cümle demiş ki, şu demiş ekli dilekçeyle, üyemizin bir sorunu var. Dilekçeyi de ek göstermiş. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na göndermiş. Abi teske bak göndermiş. Bak. Evet, evet. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Federasyonu'nda bunu almış abi. Almış anlı. Başkan yardımcısı ve genel sekreteri imzalamış. Türkiye Lokantacılar Federasyonu'na gönderiyorum. Evet. Ya böyle bir şey yok. Aziz nesillik bu hikaye gibi yani bir şey. Yani yukarı çıkıyor tekrar abicim, aşağı doğru dönüyor. Türkiye Lokantacılar Federasyonu ne yapsın? Bir kere benim üyem değil. Evet. O da benim üyem değil. İki, ben ne yapacağım yani? Belediye başkanına mı gideceğim? Ya çünkü yasa yok. Ya hani bir yasa olur da evet, benim muhatap olduğum Lokantacılar Federasyonu'na komedi aziz nesin ya? Hikaye bu ya. Bu yeni canlı da o 6. ay. Bir dakikalık konu. Ya inan sana bu çok ayıp bir şey. Yani bak şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili kardeşim, yasa namuslu vatandaş için. Namuslu vatandaş zaten namuslu adam her şeyi yapıyor. Evet. Şimdi Türk esnaf sanatkarı Cumhuriyet tarihinin önünü en çok devletinin karşısında ilikleyen kesimidir. Aynen. Biz devletimize son derece saygılıyızdır. Yasalara son derece saygılıyızdır. Evet. Kanunlara son derece saygılıyızdır. Ve biz bugün ülkenin çimentosu, harcıyız, demiriz diyorlar ya, doğrudur. Biz bugün ülkenin gerçekten çok önemli bir dinamiyiz. Bu kadar zorluklar içerisinde hala kepeklerimizi kapatmıyorsak, ışığımızı söndürmüyorsak bu çok önemli bir ayrıntıdır. Dolayısıyla Türk Esnaf ve Sanatkar Teşkilatı'nın fanus içerisinde korunması gerekir. Ve biz hepimiz bugün yanında 3 tane adam çalıştıran insan sanayi odasına kayıtlı oluyor, sanayici oluyor. Ya biz ufacık bir lokantada 10 kişi çalıştırıyoruz. Evet. Biz sanayicinin sanayicisiyiz. Evet. Bir de onu doyuruyorsunuz. Şimdi böyle baktığın zaman bir de böyle komikliklerle karşı karşıya kaldığın zaman bütün bu çarpıklıkları bir araya topladığın zaman işte sana Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın son gün fotoğrafı. Evet. Şimdi sen sor ben söyleyeyim. Hulusi abim anlasın. Ne diyeyim? Polis başkan sorsun biraz. Şimdi ben Aykut'un katıldığı... Biraz uzun oldu giriş ama Yok. Tabii Sayın Aykut'cum, Genel Başkan, elbette biz sizden dinlemeye geldik de. Şimdi temel 2-3 tane sorun var bakın Türkiye'de. Bilhassa içkili yerler için. Evet. Gidiyor vatandaş, meyhane açacak veya restoran açacak. Gidiyor bir güzel 300-500 milyar neyse para harcıyor. Bravo. Gidiyor belediye, ruhsat yok. Niye yok? Camiye 100 metre veya resmi kurma 100 metre. Sana daha hiç gelmemiş, odaya gelmemiş, müracaat etmemiş. Geliyor odaya, başkan diyor ki, başkanım bana ruhsat vermediler diyor, ruhsat al. Sen kimsin diyorsun? Ben diyor lokanta yaptım. İşte meyhane açtım, bir restoran açtım. Kaydın bizi, senin adını sordun yok. Bize geldi mi gelmedin? Gelseydin bu masrafı yaptırmazdık. Derdik ki kardeşim, yasanın gereği var, şunları oraları yapma. Sana bu zarara sokmazdık. Bunun gibi şikayet bize çok geldi, size de çok gelmişti. Bravo. Bütün illerde var. Evet. Bu bir. İkincisi, vatandaşlarımıza bu işletmeyi açmak isteyenler %199 mutlaka odaya müracaat etmesi lazım. İlk baştan işte. İlk başta. Bravo. O zararlara olmasın. Sonra ailesinde herkese zarar veriyor. Tabii. İkincisi, ben 500 kişiye girişimcilik eğitimi verdim. Zaman zaman ben de girdim eğitimcinin yanına. Diyorum ki işte ne iş yapacaktı? Lokanta açacağım. Peki, aşçılık var mı sende? Yo diyor, aşçı tutacağım. Bir koydum kenarına. Peki bulaşıcı gelmedi ne olacak dedim. baktı. Garson, adam tutarım. Kardeşim aşçı gelmedi ne yapacaksın? Garson gelmedi ne yapacaksın? Bulaşıcı gelmedi ne yapacaksın? Eğer bunları yapamıyorsan yapmayın bu işleri. Girmeyin, batarsınız. Bunlar o kadar bir farklı iş gibi. Fakat bizim sorun şurada.
Vatandaş hiçbir odaya, bütün mesleklerde, bu bizim yalnız lokantacılarda, bütün mesleklerde var. Ayrıca tekstilden emekli olanların hepsinin %90'ı bu tür şeyler açtı. Hepsi de battı. Gidayla ilgili. Hepsi de battı. Anlamadıkları kalınca... iş için diyorum. Yani ben biz vatandaşı uyaralım diye diyoruz. Çok kolay değil. Kahvecilik, lokantacılık, sabahın köründen gecenin birine kadar bir düşünebiliyor musunuz? Tabii tabii. 17-18 saat çalışan insanlar, cumartesi yok, pazarı yok, bayramı yok, şeyleri yok. Çocuğun hasta hastaneye gidemiyorsun. Sosyal yok. Tabii, çocuğun tabii. Hasta gidemiyorsun, eşin tabii. Hasta eşin gidemiyorsun. Eşin gidiyor, tabii. Düğüne bayrama tabii. Gidemiyorsun. Ya benim çocuklarım bana soruyor, benim çocuklarımız soruyor ki babamız nerede? Biz gece uyuyorken onlar uyuyabiliyoruz. Sabah çıkıyoruz gidiyoruz, onlar öpüp gidebiliyoruz. Onlar aynen. Gündüz gözüyle babalarını sarılamıyorlar. Ancak bir ihtiyaçları varsa babasının anne geliyorlar, görebiliyor. Göremiyor bizim insanlarımız. Evet. Hiçbir tane esnaf ve sanatkarlardan hain, İhanet, devletin ihanetinden ortaya çıktı mı? Yok. Terörist çıktı mı? Yok. Tabii. Hafta tatil ruhsatı. Evet. Sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin. Sen Özel'e gittiğimde ben dedim ki yok biz pazarı kapatıyoruz dedi federasyon başkanı. Hı hı. Hayırdır Efe dedi. Biz mi pazar günleri dedim açmak için dedim. Ruhsat istiyorlar bizden. Bir de vergi ödeyecekmişiz. Evet. O ne demek ya dedi. O da bilmiyormuş sağ olsun. Anlattık dedim biz pazar günleri kapatıyoruz efendim. Bizim kahveler ekinden geliyor zannediyorsunuz. %72'si emeklilerdir. Çünkü evde hadi ayrıldı, emekli oldu tamam ama 3 gün, 5 gün evde, 4. gün karı diyor ki hanım hadi git ya diyor. Evet. Ben temizlik yapacağım, şu yapacağım git diyor. E gidiyor nereye? Emekli maaşı yetmiyor. Bir çay içiyorlar 3 saat klimalı yerde yazın, kışın da sıcacık yerde. 4 kişi okey oynuyorlar, 2 kişi ödüyorlar. Yetmiyor. Yani biz orada onları barındırıyoruz. 4-5 arkadaş hatta biri yoksa hasta mı, ne oldu diye arıyorlar birbirlerini. Orası bir kıraathane, bir evet. Dostluk mekan. Her tarafı kumarhane görmek yanlıştır. Ben her zaman söylüyorum, kumarhane oynatan beni ilgilendirmez. Ama onun dışındakileri savunuruz sonuna kadar. Hatta 12-5 kişi, aynı restoranlar da oluyor. Evet. Şimdi biz 2 kişi oturuyoruz, birer dobreler içiyoruz veya yemek yiyoruz. Garsonum, her şeyim, aşçım, patron, herkes bekliyor müşteri kalksın gitsin diye. Kalkın defol gitti diyemezsin. Polis giriyor içeriye, tutanak tutuyor. Eskiden 3 ay, 2 ay kapatma vardı, tabii. Şimdi 1-2 milyar ceza. Suçumuz ne? Ruhsat iptaline gidiyorsun. Suçumuz ne? Evet. Yani bunlar bizim temel sorunlarımız, yaşadığımız çok. Sorunlar, canlı canlı aslında yaşadığımız sorunlar. Aslında artık günümüz şartlarına tezat düşen konu. Çünkü çok güzel bir yere geldi sevgili abim. Bugün ben size bir şey söyleyeyim, bir örnek vereyim. Şimdi Hulusi Akşitler niye önemli? Oraya da geleceğim. Oradan şunu geleceğim. Şimdi bugün Türkiye'deki en eski kanunlardan biri polis vazife seyahat kanunudur. Evet. Cumhuriyet'ten sonra yapılmıştır. 1933 yılında yapılmıştır. 30'larda, 33'lerde yapılmıştır. Şu anda Türkiye'de polis vazife seyahat kanunu o yıllarda yapılmıştır. Ve bugün lokantacılık mesleğinin, restorancılık bölümünü, gazinoculuk bölümünü ilgilenen kanun 2019 yılında Cumhuriyet'le neredeyse yaşıt bir kanunla yönetilmektedir. Evet, evet. Şimdi böyle bir şey var mı? Millet aya gitti, uzaya gitti, dünya değişti. Cep telefonlarımızın içerisine Amerika'yı, dünyayı soktuk. Yani sen hala da 1930'lu yıllarda yapılmış bir kanunla 2019 yılındaki Türkiye gerçeklerini aynı eşdeğerde yani yönetmeye kalktığın zaman tabii ki sıkıntılar var. Zaten başkanım sizin bu sözünüze karşı ben şöyle bir soru sorma hakkı doğuyor. Buyurun. Bana. Peki Türkiye'nin en güçlü, en fazla üye yapısına sahip sivil toplum kuruluşusunuz siz TESK olarak. Niye esnaf ve sanatkar bugüne kadar sesini TESK çıkarmamış da? De, sadece federasyon başkanı. O zaman, sen bir gün TESK gençliğini buraya çağır. Peki onları da sorun. Yani siz şimdi, de bu yapının içindesiniz. Şimdi şöyle. Yapının içerisindeyiz de tabii yapının kendi içerisinde. Yani Türkiye Odalar Borsa Birliği istediği kanunu istediği zaman bastırıp çıkartabiliyorken. Oraya da geliriz. Şimdi evet. Şöyle şuradan gidelim önce. Konu çok can bir konu çünkü. Evet. Şimdi düşünün ben Ankara'ya gittim 2010 yılında. Ankara'da işte toplantıya gittim, çağrıldık. Şimdi biliyorsun biz son değişiklikle beraber sevgili başkanım şeye dahil olduk. Tarım Bakanlığı'na, şimdi evet. Ormancılık'ta bir şey, Tarım Bakanlığı'na öyle diyelim şimdi. O zaman Gıda Tarım Bakanlığı. Hayvancılık Bakanlığı'ydı şimdi evet. O anlattığımı. Gittik 6. katta genel müdürlüğün büyük bir toplantı salonu var. İçeri büyüttü birçok kalabalık insan. Şimdi oturduk, herkes başladı, genel müdür başladı, işte kendini tanıttı. Allah selamet versin, kulakları çınlasın, Ahmet Kavak Bey. Ondan sonra işte ben Ahmet Kavak diye, o başladı, bana geldi sıra. Ben Türkiye Lokantacılar Federasyonu başladı. İşte ben Turizm Bakanlığı'ndan filanca
ben Milli Eğitim Bakanlığından filanca, ben İçişleri Bakanlığından filanca, ben Sağlık Bakanlığından filanca. Şimdi bir baktım, 6 tane bakanlık. Arkadaş, şimdi 6 tane bakanlık, aynı sektör 6 tane bakanlığa tabi. Neden? Gıda, tarım, hayvancılıkla birinci dereceden bağlıyız. Evet. Şimdi Turizm Bakanlığı niye burada? Kendi kendime soruyorum. Burada neden? Turistik yerlerden ona bağlıyız. Evet. İçişleri Bakanlığı niye bağlı? Burada içkili yerlerden ona bağlıyız. Milli Eğitim Bakanlığı niye burada? Okullardaki kantinlerden dolayı evet, burada. Anladım. Sağlık Bakanlığı niye burada? Efendim etiket ve şeyden dolayı, kanundan dolayı burada. Şimdi pardon, çok özür dilerim ya. 2019 yılında bir esnaf sanatkar teşkilatının bir odası veyahut da bir işte esnafı 6 tane bakanlıktan sorumlu olabilir mi ya? Böyle bir düzenleme olabilir mi yani? Evet. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman bunların hepsi kendi içerisinde. Mesela Temin abim çok güzel bir şey söyledi. Bizim bir sorunumuz vardı. Allah bize nasip etti düzeltmek. Portör mayenlerimiz eskiden karneydi. Doğru mu Hulusi abi? Kahvecilerde de aynı şey vardı. Sonra biz bunu Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na geçen çalışmalarımızla bunu kaldırdık. Şu anda hijyen belgesi. Bir sefere mahsus insanlar geliyorlar, evet, kursa giriyorlar. Kahvecilikte ve lokantacı suyla iştigal eden herkesin muhatap olduğu. Yani bulaşıkçımızdan patrona kadar herkesin alması gereken nüfus cüzdanı gibi bir şey. Şimdi bir, ya efendim bu kişinin eskiden bizim lokantaların ve kahvelerin çekmecelerinde onlarca belge olurdu. Evet, çünkü sağlıkhanesi. Biz garsonu gönderirdik, garson gider gelirdi, karne orada dururdu, garson bir giderdi, karne orada. Evet. Yeni gelen garsonu gönder. Şimdi de ya diyoruz ki kardeşim bu bir kimlik. Evet. Kimlik gibi yapın, koca bir belge. Adam nereye götürsün? Yanında mı taşıyacak? Çerçeveyi dükkana mı götürecek? Bu bir. İki, şimdi belge çıktı. Bu sefer içkili yerlerle ilgili... Zamanı geçtim, ceza yiyordum. Dur abi sen bak, probleme bak. İçkili yerlerle ilgili bu sefer... İçkili yerlerde çalışan, özellikle de Saadettin Tantan zamanında biliyorsunuz bir kanun çıktı. Bu bayan garsonlar yüzünden. Önce biliyorsunuz İstanbul'da, o zamanki başbakanımız Tanju Çiller'in beyefendinin eşinin işlettiği bir yerde bayan garsonlar çalışıyordu. Ondan sonra bu bayan garson olayı patladı. Şimdi bütün birhanelerde, Türkiye'nin birçok yerinde bayan garson olayı çıktı. Halbuki bunların hiçbiri bayan garson değil. Birçok işletmelerde farklı maksatla kullanılıyor. Bu da bizim bir sektörümüzün bir acısı. Şimdi bunlara bir kan kartı diye bir olay var. Şimdi arkadaş... Şimdi bu karışıyor. Kan kartı mı? Hijyen belgesi mi? O mu bu mu? Polis geliyor diyor ki kardeşim ben bunu anlamam diyor, bana kan kartı. Ya o da diyor ki ya kardeşim odadan bize mesaj geldi. Hijyen belgesi olmuş işte burada. Yok diyor, kesiyor cezayı. Dediği gibi 3-5 ruhsat iptaline gidiyor. Şimdi gittim Tarım Bakanı'na, dedim ki ya ben böyle bunu İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Kanun bölümüne bir gönderelim. Lütfen. Bana ne dediler biliyor musun? Ya başkan sen siyasisin, al bu ne belgeyi elden götür, daha çabuk gider. Ya böyle bir cevap olabilir mi? Böyle bir düzen olabilir mi? Şimdi baktığın zaman devletin kendi kurumları içerisinde bir sahiplenme var. Şimdi bu sahiplenme içerisinde herkes kendine ait olan bölümü elinden sıkı sıkı tutuyor. Evet. Sıkı sıkı tuttuğu için de bırakmıyor. Bu sefer esnaf oraya gidiyor çarpıyor, buraya gidiyor çarpıyor, oraya gidiyor geliyor. Maalesef. Ne olduğu anlaşılmıyor. Şimdi çok güzel. Biz oda mıyız? Birlik miyiz? Federasyon muyuz? Konfederasyon muyuz? Türkiye'nin en büyük meslek örgütü müyüz? Biz masaya vurduğumuz zaman, Ankara'dan vurduğumuz zaman, Van'da da, Kırklareli'nde de, Sinop'ta da, Hatay'da da her yerde aynı ses gelmedi. Ben vakti zamanında şahidim bizzat. Hulusi Akşit burada yumruğunu vurdu mu Ankara'dan ses geldi. Şimdi, ama bak işte temin ne dedim? Şimdi Hulusi Akşit'e geleceğim. Hulusi Akşit gibi yüreğini, beynini bu işe adamış, kendini yetiştirmiş, eğitmiş. Çünkü bu işin okulu yok. Kanun manun falan filan bunlar sonradan yaşayarak öğreniyoruz. Evet. Eğer kişisel performansıyla birleştirip valinle, belediye var. Şimdi mesela buradaki birlik başkanımız Selahattin kardeşimize de buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne kadar şanslı. Böyle bir ustanın yanında yetişti. Evet. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Yani ocaktan yetişmek. Şimdi ocaktan yetiştiğin zaman bir adım öne çıkıyorsun. Evet. Öbür türlü ben ona bakayım, ben buna bakayım. 5362 sayılı yasa her tarafından üfürüyor. Evet. Her tarafından üfürüyor. Hiçbir hakkın hukukun yok. Müşavir kurulusun. Bu sefer ne oluyor? Sokaktaki esnaf sana geliyor. Ya başkan ben, sen hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Yapamayınca bu sefer diyor ki bu odalar ne iş yapar? Evet. Bu oda başkanı bu sefer diyor ki bu federasyon ne iş yapar? Aynen öyle. Bu federasyon başkanı da şimdi diyor ki bu konfederasyon ne iş yapar? Sana gösterdiğim örnek. Aynen. Şimdi bunların hepsi silsile yoluyla böyle gidiyor. Evet. Ha biraz da bizim gibi sesin gür çıkıyorsa... Ağzın laf yapıyorsa biz kötü çocuğusun. Neden? Burada konfederasyon. Şimdi birçok kişi diyecek ki ben konfederasyonu falan eleştirmiyorum. Evet. Ben
benim mensup olduğum ve hizmet ettiğim teşkilatta benden ümitle bir şeyler bekleyen insanlar beni buraya seçmiş. Altıma araba vermiş, cebime telefon vermiş, işte maaş. Bugün benim konfederasyon başkanım, benim federasyon başkanım, benim oda başkanlarım bu maaşları bugün milletvekillerinden yüksek maaş. Evet. Şimdi kimin parasıyla yapıyorsun bu işleri? Kimin hizmeti çıksın? Bu insanın derdini çözmezsen, sen bu insanın derdine çözüm olmazsan kusura bakma. Ne oda başkanı tanır, ne federasyon başkanı tanır. Şimdi geliyoruz buraya. Ülkenin bu kadar ekonomik sorunlar içerisinde olduğu bir ortamda artık çağdaş bir şey oldu. Temin mesela bir laf ettiniz. Top niye bunları yapıyor? Top bunları niye yapıyor? Topta kurumsallık var. Evet. Topta sistem var. Ben 2005 yılında 5362 sayılı Türk Esnaf Sahtekarlar Kanunu ile 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Kanunu çıkana kadar aynı zamanda İzmir'de hem oda başkanıydım hem de İzmir Ticaret Odası'nın meclis üyesiydim. Hayatımın en büyük hatasıdır esnaf teşkilatını terk etmek. Çünkü esnaf teşkilatı, hata bugün neden hata? Pişman değilim. Çünkü neden? Ben bu teşkilatın içinden geldim. Geninden geldim. Benim babam, dedem. Ben esnaf oğlu esnafım. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla kendilerimden gelen şey için burayı tercih ettim. Hatam nedir? Dediğim anlamında ticaret arasında. Rahat. Orada bir kurumsallık var. Bugün sen, senin baban, Aydın ticaret arası başkanı olsa, sana bir resmi evrak lazım olsa, sen ticaret odasına gittiğin zaman baban başkan olsa senin oraya borcun varsa sana evrağı vermezler. Evet. Ama baban Hulusi Akşiş ise sen git esnaf odasına, ben Hulusi Akşiş'in oğluyum da seni kapıda karşılar, evrağı eline verirler, güle güle gönderirler. Evet. Şimdi odanın üyeden alacağı var. Odanın birliğe borcu var. Birliğin konfederasyonu borcu var. Paranın olmadığı yerde bugün ne var abi? Evdeki iki tane çocuğunun birine ver, birine verme, vermediğin üç gün sonra eşkıya alıyor. Evet. Sana dikilir. Şimdi sen Ar-Ge yapamazsan, sen ucuz olsun diye genel sekreterini asgari ücretli birisi... Şimdi böyle bir şey var ki kanunda. Genel sekreter denilen kişi bugün seni isterse rezil eder, isterse vezir eder. Sen ilkokul mezunu olarak seçiliyorsun. Yasanın çarpıklığına bak. Başkan ilkokul mezunu... Konfederasyonun genel sekreteri üniversite mezunu. Ya böyle bir dünya var mı? Ya genel sekreteri atayan alan kim? İlkokul mezunu başkan. Federasyon başkanı. Ben örnekim. Türkiye'de 3-5 ve 10 tane 20 tane neyse üniversite mezunu, ihtisas sahibi, pedagoji eğitimi almış nadir insanlardan bir tanesiyim. Şimdi ben ilkokul mezunuyum. Genel sekreterim lise mezunu. Odada ben ilkokul mezunuyum. Denetim kurulu başkanım, lise mezunu. Ya böyle bir kanun olur mu ya? Başkan olarak ben seçiyorum, ben. Listeyi ben yapıyorum. Evet. İstediğim adamı yazıyorum. Dolayısıyla benim seçtiğim adam lise mezunu olsa ne olur ya? Beni denetleyemez. Çünkü neden? Ben seçiyorum adamı. Şimdi böyle bakıyorsun, genel sekreter diyorsun. Genel sekreteri getiriyorsun. Genel sekreter. Şimdi benim SÖKE başkanı, canım kardeşim Mehmet, sizin hemşeriniz. Evet. Benim genel başkan yardımcım. Yani ben Mehmet'le aynı evrağı imza atamıyorum. Ya ben genel sekreterle ya Mehmet kardeşim genel sekreterle. Evet. Yasa bunu söylüyor. Yani genel sekreter bu kadar önemli. Şimdi ilkokul mezunu başkan, üniversite mezunu genel sekreter. Ya bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir yasa? Bu nasıl bir düzen? Evet. Şimdi baktığın zaman bu sefer ne oluyor? Kakofoni, işte eğitimsizlik, işte eğitimli, eğitimsiz arasındaki kavga. Ortada para da yok, Ar-Ge yok, çalışma yok, eğitim yok. Ne yapıyor? Gidiyor genel sekreteri kendi kafasına göre asgari ücretli insan alıyor. Ucuz etin yanisi yavan olur derler lokantacılıkta. Sen ucuz olsun diye bir genel sekreter getirirsen, senin genel sekreterin sana payende olmazsa, senin genel sekreterin sana yardımcı olmazsa, senin genel sekreterin senin kanun... Ya böyle bir şey olur mu? 2019 yılındayız. Çocukların cebinde cep telefonu var. Herkesin e-mail adresi var, Facebook adresi var, Twitter adresi var. Ben iddia ediyorum bugün Türk Esnaf Sanatkar Tekrar 3100 tane oda başkanı varsa 1000 tanesinin mail adresi yok ya. Evet. Yok kardeşim, yani hala yazışıyoruz. Devlete geçti artık, imzaya geçti. Dünya teknoloji dünyası, bilgisayar dünyası. Çok odanın web sitesi. Ben arada bakıyorum. Ya canım abicim, çok web sitesi olsa çalıştıramıyorsun. Bunlar ekonomiyle ilintili şeyler. Yani bunlar ciddi anlamda paralı olan şeyler. Şimdi bakıyorsun Ankara'ya geliyorsun. Ankara'ya geliyorsun. Bir bakıyorsun Eskişehir yolundan iki tane dev kule var. Evet. Ne? Üzerinde top yazıyor. Ya bizim daha geçen seneye kadar
Türkiye Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü, selametle, saygıyla anıyorum, şu ana kadar gelmiş geçmiş en güzel genel müdür. Evet, doğru. Ciddi tebrik ediyorum yani kendisini, esnafın dostu, gönül kapısıyla, yürek kapısıyla. Daha düne kadar TOB'un 16. katında oturuyordu. Ben Türkiye Lokantacılar Federasyonu, Türkiye'nin 13 adamından bir tanesiyim ben. 13 adamından bir tanesiyim. Ben kapıya geliyorum, kapıda iki tane güvenlik, telefonunu oraya koy, kemerini çıkar, ceketini çıkar, X-ray'den geçiyorum, kimliğimi veriyorum. Nereye gidiyorsun? 16. kata. 32 mi, 36 katlı mı ne bina, ne acı biliyor musun? Sadece sana verdikleri kat 16. kata çıkıyordu biliyor musun? Ne 15'e ne 17'ye. Biz düne kadar daha bizim genel müdürümüz oradaydı abi. Bugün şimdi bakanlık binası yapıldı da oraya geçtik. Sen ondan sonra TOB'u söylüyorsun. E TOB olacak kardeşim. Adamın üniversitesi var. Ben sana başka bir örnek vereyim. Parakende yasası yapılıyor. Parakende yasası yapılırken gittik en son istişare toplantısına. Federasyon başkanları, o zaman Faik abi genel başkan yardımcısı, sen de o zaman vardın. Ondan sonra işte Buran abi, gittik hep beraber. 7-8-10 kişi işte bizim heyet. Bir geldik ki koca salon dolu. Kim bunlar? Bütün ticaret odasıların genel sekreterleri ve üniversitenin profesörleri. Adamlar bir başladılar, biz bir şey söylüyoruz, tık onu yapıyorlar. Biz bir şey söylüyoruz, karşısını söylüyor. Adam ama bilimsel konuşuyor, veriyle konuşuyor. Üniversitede araştırma yapmış. Mesela bugün ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi, atıyorum her tarafta pıtrak gibi işte lokanta açılması. Mesela bizim o zaman bir önerimiz vardı TESK'in, çok başarılı bir önerisiydi. Coğrafi işaretleme, yani atıyorum Aydın'ın işte Adnan Menderes Bulvarı var mı? Var mı? Evet. Adnan Menderes Bulvarı'nda 2 kilometrelik yolda işte burada 10 tane lokanta olur. Bir tane berber olur, 3 tane terzi olur, 4 tane butik olur, koyacağız. 10 tane lokanta doldu mu? 11. lokantaya yer yok. Evet, planlama yok. Planlama bu. Avrupa örnekleri gibi. Evet. Abi veto ettiler. Veto ettiler. Ticaret odası veto etti. Bizim gücümüz yetmedi. Şimdi görüyorsun bugün aradım bakanlık çalışma yapmaya başlamış. İşte coğrafya. Geçti. O zaman kanun çıkarken bu kanunda aslan gibi, tapu gibi vardı. Neden? Adam gücüyle, varlığıyla, kimliğiyle senin işini yaptı. Kenan Tarıkoğlu. Evet. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Evet, evet. O zaman bu kanun revize edilirken bakanımızdı, doğru mu? Bizim İzmir'de çok sevdiğim bir insan. Onun da siyasi partisinin genel merkezi, İzmir'deki merkezi benim dükkanımın üstü. Çok iyi tanışırız Sayın Bakan'la da. Ya dedim Sayın Bakanım, niye yani bu kanunu bu kadar bizi şey yaptınız, rencide ettiniz? Yani Mayıs ayında kalkan parmaklar, Mayıs ayının sonundaki Haziran başında bizim kanunumuzda niye kalkmadı? Bizim sıkıntımız neydi? Ustalık belgesi. Evet, evet. Yıllardır bizim kanunumuza ustalık belgesi zorunluluğunu koydurdular. Kendileri ustalık belgesi istenmez diye ibareyi koydular. Ta geçen sene biz müracaat ettik. Türkiye Lokanta Federasyonu sağ olsun Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı'nın heyeti bunu bizi haklı gördü. Geçen sene daha 2005'ten 2018'e yani, kadar. Ticaret odası üyesi olan lokantacıların ustalık belgesi şartı yok. Bak şimdi sen gidiyorsun Mehmet Aydın olarak Hulusi Akşit'le beraber şirket açıyorsun. Evet. Lokantayı, ben geliyorum Aykut Yenici olarak, benden ustalık belgesi istiyor belediye, senden istemiyor. Neden siz ticaret odasınız? Evet. Ya 15 sene bizi, bütün mesleklerde üyelerimizi aldılar. Bunu kaldıramadık, bunu 15 sene. Sen ne diyorsun abi? Sen ne gücünden bahsediyorsun bana? 15 sene biz ustalık belgesi istenir istenemesi kaldıramadık. Şimdi oraya geleceğim. Ya Sayın Bakanım niye böyle yaptınız? Böyle yaptı kardeşim. Biz komisyonlara sizleri çağırdık. Adamlar ellerinde hediyeleri, işte laptopları, bilgisayarları, akademisyenleri, profesörleri toplantıya geliyorlar. Sizin bir tane çantalı bir, ismini söylemeyelim ayıp olmasın burada. Hani bu Kenan Tanrıkoğlu birebir yanımda insanlar şahitliği. Ben hayatta iddia, ispat belge ister. İspat olmayan hiçbir şeyi konuşmam. Evet. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey de söylemem. Bu kadar. Şimdi kardeşim bu başa bu tıraş diyorlar ya, işte evet, bu evet. Bizim hesabımız da bu. Anladım. Ya kendi ayağınızı sıkmış bir nevi esnaf... Çok mu konuştuk? Yok, hayır, ayağımıza sıkmak değil. İşte temin anlattığım olay. Altyapı, eğitim, gelişme, kendini geliştirme. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Ben çocuktum, esnaf teşkilatını bilmem. Hulusi Akşit bu işi yapıyordu. Şimdi Hulusi Akşit'e bir şey soracağım. Sen TESK binasını alan insanların bir tanesi rahmetli oldu, evet. Bir tanesi de 90 yaşına geldi. Evet, evet. Ya sen hala da Kızılay'da aynı binadasın,
Adamlar iki tane gökdelen dikti. Evet. Ankara'da katrilyonlar değerinde. Evet. Şimdi kusura bakma yani. Eskişehir yolu bomboşken, her taraf tarlayken, adam orada özelleştirmeden geçen tekenin binalarını alırken sen neredeydin ey tesk? Hala nerede? Sen neredesin kardeşim? Ya bunu ben bir özelleştiri olarak şimdi, alayım. Ama nerede tabii biliyor musun? Tabii özelleştireceğim. Nerede biliyor musun? Onlar balığı yedirmekle meşgul. Aynen. Balığı tutmakla meşgul aynen değil. Aynen. Çünkü düzen kurulmuş. Evet. Bugün ticaret odasında bir şey söyleyeceğim sana. Ticaret odasında borcun varsa sen hiçbir belge alamazsın. Evet. Ticaret odasında borcun varsa sen seçimde oy kullanamazsın. Evet, senin yıllardır aidatını ödemeyen insanlar gelir, benim İzmir lokantacısının 2500-3500 üyesi arasında rutin değişen yıllık üye açılma kapanma var. Ben Türkiye'nin en büyük lokantacı odasıyım. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara şimdi o da geldi. 11 kişiyiz. En yüksek üyeye sahibiz. Evet. Ben şimdi 100 tane üyesi olmayan adam da benim için geliyor kongrede oy kullanıyor. 3000 üyesi olan Aykut Gelice'de oy kullanıyor. Şimdi kardeşim çok özür dilerim. Sen yıllardır federasyona aidat ödemeyen, odaya aidat ödemeyen, konfederasyona aidat ödemeyen insanı al bakalım seçime. Bak bakalım ne oluyor. Evet. Ama sen almışsın oraya. Ver. Balıkları yedir. Ankara'da yatır. Getir. Aa, ben de böyle yaparım. Bu iktidar değişir mi? Alternatif olur mu? Gelişir mi? Kendini eğitir mi? 100 yaşına gelmiş insanlar yönetimlerde. Evet. Kardeşim kusura bakma. Sen hiç duydun mu topun üyelerinin kendi arasında bir kavga ettiğini? Bizim her gün aç bir gazeteyi, aç bir yeri, bir başkanın bir şeyini duy, onu duy, bunu duy. Bizim yargılanan, ağır cezalarda yargılanan birlik başkanlarımız var. Evet. Ağır cezada yargılanan oda başkanlarımız var. Kusura bakmayın yani. Aynı kategorideyiz. Suçlu yapan cezasını çeksin. Al kardeşim kenara, aklansın gelsin. Aklansın gelsin. Adam yapmış her türlü yolsuzluğu. Hakkında dava açılmış. Devletin Cumhuriyet Savcısı fezleke hazırlamış. Zimmet, rüşvet, usulsüzlük, kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet. Adam yargılanıyor. Adam hala memlekette en üst makamlarda. Evet. Böyle bir dünya yok ki abi. Onun için abi kusura bakma. Bu esnaf da der ki siz ne iş yapıyorsunuz kardeşim? Ne iş yapıyorsunuz? O soruyla her zaman karşılaşıyorsunuz. Sen bunu düzeltemezsin. Neden? Çünkü İnsanlar artık burnundan soluyor abi. Benim rahmetli babamın çok güzel bir lafı var. Oğlum paran var mı? Var. Deve bin akçe mi? Gelsin. Oğlum paran yok mu? Deve bir akçe kalsın. Para varsa her şey var abi. Evet. Huzur peki var. Peki başkanım. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde tekrar lokantacıların sorunlarını değerli genel başkanımızla ve hulusi başkanımızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Değerli TV'den izleyicileri, Esnafın Kürsüsü programının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu akşam programımızda konuğumuz Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Sayın Aykut Yenice. Birinci bölümde genellikle esnaf ve sanatkarlarla ilgili mevzuatlar ağırlıklı konuştuk. İkinci bölümde biraz da hem lokantacıların hem diğer esnaf ve sanatkarların sorunlara da eğilebileceğimiz bir bölüm olacağını tahmin ediyorum ben. Başkanım ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi İzmir'de 3500 civarında lokantacı var dediniz. Aydın'da da sanırım Hulusi Başkanım yine bir 3000 civarında Aydın il genelinde. Genel sayarsanız doğru. Yani diğer odalara da bağlı lokantacılar tabii, tabii var. Yani ama buradaki o rakam daha yüksektir. Odanın kayıdıdır da. Tabii. Ama İzmir'de 20-25 bin üzerindedir. 20-25 bin üzerinde lokantacı var. Diyorsun, çok yani. Şimdi şöyle temin de söyledik ya, sorunuz varsa devam edin de. Şöyle yani siz birinci bölümde aslında bahsettiniz. Üyeler sadece seçimden seçime oy kullanıp ben vazifemi yaptım mı diyor yoksa odalarını takip ediyorlar mı? Yani sadece seçimden seçime ben işimi yaptım gelmiyor. Ya da işi düştüğünde. Gelmiyor, seçime de gelmiyor. Seçime şimdi, de gelmiyor. Gelmiyor, üye hiçbir yere gelmiyor. Üye seçime gelse de dertlerini anlatmıyor. Anlatmıyor, konuşamıyor çünkü. Neden? Divan başkanı çıkıyor. Konuşmak isteyenlere mümkün olduğu kadar 4 yılda bir gelen adama 5 dakika ile 10 dakika arasında bir söz hakkı veriliyor. Evet. Bu o şey içerisinde zaten adam derdini anlatıyor. Hele rakipli bir seçimse çok ciddi anlamda muhalefet şey olarak konuşuyor. Tabii. Yani olmayan şeyler olmuş gibi gösteriyor. Yani, onlar hep sıkıntılar var. Şimdi bizim
Şöyle bir şeyimiz var. Yani şunu söyleyeyim. Baştan şöyle toparlamamız gerekirse değerli dostum. Bu teşkilatın bir revizyona ihtiyacı var. Evet. Bu bir gerçek. Yani ilk bölümde anlattıklarınızda ben o sonucu çıkardım. Ben şimdi değerli toparlasa bunu şimdi bakın ben aradı da birkaç kişi aradı. Ya başkan çok keskinim. Ben bu teşkilatın içerisinde 2002 yılından beri başkanım. Evet. Ama anamdan emniyet burnumdan geldi buramda. E şimdi yani niçin yapıyoruz bu işi? Ben oda başkanı olduğum zaman İzmir'de benim 5 tane dükkanım 165 tane çalışanım vardı. Federasyon başkanı olduğum zaman aşağı yukarı o kadardı. Şimdi benim bir dükkanım var. Ben Türkiye'nin artık sayısı belli olmayan kilometresini yapan bir insanım. En çok gezen federasyon başkanıyım. Her gün bir yerdeyim orada. Ama işle bu profesyonel bir yöneticilik. İkisinin bir arada olması mümkün değil. Bir Ankara'dan idare olmuyor. Yani. Şimdi bir kere zaten sistem olarak çok ciddi anlamda birebir insanlar. Zaten bunu yapamazsan ne federasyon başkanlığı gitmedi. Bugün federasyon başkanı merkezi Ankara'ysa kardeşim sen Ankara'da oturacaksın. Bunun bir başka yolu yordum yok. Öyle uzaktan kumandayla ben İzmir'den onu yapayım. Yok böyle bir şey. Zaten bu kadar küreselleşen yapı içerisinde esnafın sorunlarını saymakla bitmez. Burada her hafta bir program yapsak her konuştuğumuzu bir dahaki programda duyamazsın. O kadar çok konuşacağımız şeyler olabilir. Şimdi dolayısıyla öz eleştiri yapamıyorsak eleştiriyi o zaman karşılayamayız ve kendimizi revize edemeyiz. Zaten bunu yapamadığımız için, kendi içerisimizde ARGE çalışması yapamadığımız, temin bahsettiğim örnek, kendi içerisinde kendimizi yapılandıramadığımız için sistem bizi mutlaka hep kötüye doğru götürüyor. Çünkü ekonomik anlamdaki sıkıntılar büyüdükçe teşkilatın dertleri büyüyor. Bürokrasi büyüyor. Büyüyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir kere bu teşkilat yapılanırken temin ne dedim? Böl parçalar yönet taktiğiyle ciddi bir oda yapılmış. Şimdi buradan size bir örnek vereceğim. İsmini vermeyeyim, müsaade edin. Ama Türkiye'nin çok önemli gastronomi konusunda UNESCO'nun mirasına girmiş. Demin sizi yarışma programında sorduğunuz gibi sorayım. Evet. İnsanlar kendileri bulsun. Çünkü neden? Ben bunu örneği verdiğim zaman bazı aklı evvel bize rakip olan veya işte muhalif olan veya da kafasına göre bizi eleştirmek isteyen insanlar ya başkan odaları eleştiriyor, odaları kapattıracak. Ya ben bakan mıyım? Şey miyim? Ticaret bakanı mıyım? Oda kapatacağım. Kanun muyum? Ben cumhurbaşkanı mıyım? Kararnameyle oda kapatacağım. Ben kimim? Ben bir federasyon. Ama ben gerçeği söylemek zorundayım. Neden? Bakın bir il var. O normal ölçekli bir Güneydoğu ili. Evet. Kendi dalında gastronomi konusunda dünya mirasına girdi. Çok önemli bir il. Antep'ten bahsettiğiniz. Teşekkür ederim. Bak şimdi. Lokantacılar Tatlıcılar Odası var. 10 numara. Çünkü neden? Lokantacılık ve tatlıcılık konusunda bir üstad il. Bu uydu. Lokantacılar Tatlıcılar Odası. Yetmedi. Ciğerciler Odası. Ayrıca. Tabii. Ne? Sayıyorum daha bitmedi. Yetmedi. Şekerciler Odası. Evet. Yetmedi. Helvacılar, dondurmacılar odası. Ya arkadaş çok özür dilerim. Evet, evet. Hepsinin üyesi yüzer kusur tane. 20 kişiyle kongre yapıyorlar. Evet. E şimdi sen arkadaş yüzer üyeyle para mı toplayacaksın? Genel sekreterin maaşını mı ödeyeceksin? Birliğe katkı payını mı ödeyeceksin? Federasyona payını mı ödeyeceksin? Ne yapacaksın abi? Hangi dertleri ödeyeceksin? Ya lokantacılar ve pastacılar federasyonu. Tutacaksın her ilde lokantacılar ve pastacılar odasını yapacaksın. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kadar kakofoni içerisinde güç ne oluyor? Dağılıyor. Güç dağılınca ekonomi dağılıyor. Evet. Ekonomi dağılınca bu sefer her türlü huzursuzluk başlıyor. Şimdi bu teşkilatın bir kere revize edilmesi lazım. Niye ticaret odası güçlü? Temin onu söyledim. Ben o yapı içerisinde çalıştım. Şimdi o yapının bir kurumsal kimliği var. Kurumsal kimlik içerisinde oturmuş düsturları var. Bu düsturları aşamazsın. Ticaret odası başkanına sen ulaşamazsın. Ama sen Hulusi Akşit'i sokakta yakasından yakalarsın, paçasından yakalarsın, hesap sorarsın. Evet. Selahattin Başkan'ı tutarsın. Sen neden? Çünkü esnaf birebir esnaf başkanıyla, yöneticisiyle. Çünkü neden? Kendi içime benim düne kadar önümde podyo vardı. Ben çorba satıyordum. Biri geldi dedi bir gün başkan oldu dedi. Olduk. Geldi dedi ya bu işi iyi yapıyorsun. Ağzını laf yapıyor. Federasyon başkanı oldu dedi. Federasyon başkanı olduk. Şimdi baktığın zaman içinde bu işin okulu yok ki. Evet. Yani bu işin Türkiye'de iki iş var okulu olmayan. Bir, belediyecilik. İki, oda başkanlığı, STK başkanlığı. Bunların mutlaka okulu olması lazım. Bunlar da eğitilmen lazım, öğrenmen lazım, kanunu bilmem lazım. Gittiğin zaman bunu ama şimdi baktığın zaman kanunu bilmiyorsun, yapıyı bilmiyorsun, üyeni anlatamıyorsun. Şimdi üyeyi anlatamayınca üyenin başı sıkışıyor, üye senden derdine çare arıyor. Çünkü odaya aidat ödüyor. Kendi kafasına göre verdiği parayla seni kendine müşavir bir kişi kabul ediyor. E sen
elindeki kanun 5362 sayılı yasayı bilmezse, bu kanunu ona anlatamazsan, ya kardeşim ben bu işi yapamam kusura bakma derse, sen işte tatlıcıyla, helvacıyla, lokantacıyla, lokmacıyla bilmem ne birbirine sokarsan, bir de geldi Avrupa Müktesap Hakları diye bir evet. hak. Şimdi Naca kodları var. Şimdi gelelim buraya. Şimdi geldi TÜİK diye bir kurum var. Evet. Şimdi birçok oda başkanımız Naca kodlarının TÜİK tarafından yapıldığını bilmiyor. Evet. Diyor ki bakanlık bunu yaptı, federasyon bunu yaptı. O da, ya kardeşim ben kimim? Naca kodu belirleyeceğim. Oturmuş Avrupa Birliği yeni düzenleme yapıyor. Diyor ki TÜİK, arkadaş 400 kusur tane, 500 tane meslek var. Ya arkadaş herkes kendi kafasına göre bir meslek kurmuş. İşte temin anlattığım olay evet, gibi. Evet. Yani tatlıcılığın içerisinde bugün şekercilik mi kaldı ya? Evet. Şekercilik mi kaldı abi? Bugün helvacılık mı kaldı abi? Dondurmacılık mı kaldı? Canım abiciğim. Şimdi kasap, fırıncı, buruncu bilmem. Şimdi fırıncı ne abi? Sen ne bilirsin fırıncı? Fırıncı ekmek yapar kardeşim. Bizim evet. tarihten beri sürecin içerisinde fırıncının yaptığı iş ekmekçiliktir. Ramazan ayında da pide yapar. Evet. Şimdi unlu mamuller diye bir şey icat oldu. Şimdi evet. benim oda başkanım bağırıyor. Unlu mamuller işte oraya gidiyor. Ya kardeşim gidiyor mu? Bunu kim icat etti? Kim koydu bunu? Şimdi unlu mamuller, fırıncı, osu, busu derken işte bakanlık bizi, bak inan sana demin dediğim gibi kendisini şükranla minnetle buradan genel müdür. Bizi her zaman her toplantıya çağırıyor. Abi toplantıya gidiyoruz. Ben varım federasyon öbür başkanı yok. Öbürü yok bilmem ne yok. Bu sefer ne oluyor? Anlaşamıyorsun. Masada bir yere gelemiyorsun. Birlik için de olmuyor. Evet. Şimdi abi bak bizim İstanbul odamızın adı ayakta içki satan yer var ya odamızın adında. Ya ayakta içki satan diye bir yer kalmıyor. Yani temin ki polis vazife selahiyet kanununda gibi. Arkadaş lokantacılar, pastacılar federasyonsa tüm Türkiye'deki lokantacılar evet. ve pastacılar buraya bağlı olur kardeşim. Alt birimlerde aynı İsterse karma oda olsun, isterse bilmem ne olsun ne olsun kardeşim. Bu işin bir ihtisaslığı var. Bu işin bir gelabeti var. Bu işin bir mücadelesi var. Efendim kahveciler odası. Kahveci. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün üniversite bir rapor hazırladı. Şimdi Türkiye'deki bütün birhaneleri. Şimdi Aydın Lokantacısı Başkanımız birhaneci. Şimdi bundan sonra Aydın Lokantacısı Başkanı yeni bir yer açmaya kalksa kahveci odasına kaydolacak. Evet. Abi yapma ya. Çok... Şimdi anlattık. Dedik ki bakın Türk tarihinde meyhanenin Türk mutfak kültüründe bir yeri vardır. Yüzyıllardır Türk mutfak kültürü Rumlardan, Ermenilerden, İstanbul'da ve ona benzer bunların yaşadığı kentlerde bir mutfak kültürü oluşmuştur. Evet, evet. Meyhane bir kültürdür. Evet. Meyhanecilik bir kültürdür. Sen bunu kahvecilerde yapamazsın. Evet, ama kesinlikle. Oturup masanın başındaki işte uzman dedikleri veyahut da buna benzer kişi oturuyor çocuk diyor ki bu böyle olacak. Ya, öyle olmaz. Bir anede kaç tane kalem var? Bir tek içkinin dışında. Yani bir sürü meze çoğunluk var. Lokantı. Evet. Meze var abi. Şey. Yani şimdi kahveci ne bir ya çok özür dilerim Hulusi abi. Kahvecilik dediğin şey sabahın seherinde gelirsin. Bismillahirrahmanirrahim açarsın ışığını. Demliği koyarsın. Çayı koyarsın. Altını yakarsın. Isırır çayı demlersin. Evet. Ali Usta'ya iki tane çay. Veli Usta'ya üç tane çay. Budur kahvecilik. Sen bir mutfak kültürü gerektiren, ustalık belgesi gerektiren bir işi sen kahveciye pasa edebilir misin? Evet. Oldu. İşte fırıncı. Ya şimdi çok özür dilerim. Ben iddia ediyorum. Bugün Türkiye'de hangi fırıncılar arası başkanı birlik şey başkanı da dahil. Evet. Kendi federasyon başkanı. Yaş pasta yapmayı biliyorsa bizim bütün pastacılarımızı onlar alsın. Ya 49 tane pastacılar odası var. Evet. Benim federasyonumun altında. Benim üyem gidiyor fırıncıya üye oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? 49 tane Türkiye'de pastacılar odası var. Evet. Bak biz şimdi Eylül ayında 27-28-29 Eylül'de Türkiye'nin birinci uluslararası pastacılık festivalini yapıyoruz. Şimdi bu bir ihtisas. Hadi yapsın bakalım onu. Kim ne yapacak ya? Usta bende. İşi bilen benim. Bir fırıncı ne bilir yaş pasta yapmayı ya? Evet. Ama sapla saman birbirine girdi. Unlu muhabirin oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bak oraya. Bugün yasa çok açık. 50'nin altında odası olan federasyon kuramaz diyor. Ben sana başka bir şey söyleyeyim sevgili kardeşim. Bugün bu saydığımız federasyonlardan birinin üyesi Rize'de dişçiler odası ona bağlı ya. Diş teknisyenler odası. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir teşkilat yapısı mı olur? Evet, o zaman sisil baştan yeniden yazılması şimdi, gerekiyor. Şimdi kalktığın zaman, baktığın zaman bu ayıp. Toplarsın zamanında. Allah selamet versin. Milletle almayacağım. Deden almayacağım. İşine sahip çıkacaksın. Bugün Türkiye'nin pastacılık merkezi Rize'nin Çamlıhemşin evet. kazasıdır. Evet.
Türkiye'deki pastacılar ustasının %99'u Rize Çamlıyeşin'den çıkar. Rize Çamlıyeşin 400-500 nüfusuyla ama Türkiye'nin her tarafına çok ciddi usta ithal etmiştir. Zil kalesi vardır, o su vardır, bu su vardır. E şimdi abi benim Rize'de Çamlıyeşin'de odam yok ya. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? Muğla'da benim odam yok ya. Oda kurmamış. Ya ne iş yaptınız? Neredesiniz siz ya? Bugün Bodrum yüzlerce, binlerce kafeterya, bar, birhane, restoran var. Başlı başına bir şehir. Marmaris aynı şekilde. Evet. Muğla aynı şekilde. Fethiye aynı şekilde. Antalya'nın ilçeleri aynı şekilde. Kuşadası, ya arkadaş Kuşadası bilmem nerede. Ya sen nasıl burada oda kurmazsın ya? Zamanında 100 kişiyle oda kurmak bedavayken sen oda kurmayacak, ben federasyon başkanlığı yaptım. Ya kusura bakma ya, sen hiçbir şey yapmamışsın. Sen bu esnaf sanatkar teşkilatının nimetlerinden faydalanmışsın. Geh geh kendini 100 yaşına gelmişsin, hala başkansın. Çok ayıp. Sen şimdi dolayısıyla bu sektörün temel değerleri içerisinde benim şu anda en az bu ülkede 200-250 bin insanla muhatap olmam lazım. Çıkmış bilmem ne federasyonu. Çıkmış 7 kişi gelmiş ahçılar falan. Bu sefer boşluğu bulmuş insanlar. E sen şimdi tapulu arazine çit çekmezsen, evet, elin oğlu gelir, araziye evi diker. Ondan sonra sen uğraştın, burası benimdi, o da bitmem ne zarttı zurttu. Sen aynı şey işte. Biz tapulu arazimize gelmişiz zamanında yöneticilik. Ne yöneticilik? Yöneticilik özveri ister. Yöneticilik beceri ister. Evet. Niçin ben bugün Türkiye'yi geziyorum? Aydın Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği binası gurur kaynağıdır. Evet, kesinlikle. Gurur kaynağıdır. Evet. Şimdi sen bugün Türkiye'de birçok ilde 3 tane 5 tane oda var ya. 3-5 oda var ya, esnaf odası var. Yanlış mıyım abiciğim? Doğru söylüyorsun. Sen şimdi 3-5 odayla kalkıp da bugün Türkiye'nin Esnaf Konfederasyonu'nun geleceğine damga vuruyorsun. E şimdi zaten baktığın zaman deminden beri saydığımız ölçekler içerisinde kendi içerisinde kendini bir şekilde ihtisaslaştırmış ama kağıtta ihtisaslaştırmış, pratikte istisnalaştıramamış kişilerle birlikte dolayısıyla bu teşkilatı yönetmeye kalkarsan hiç kusura bakmayacaksın. Bugün Türkiye'nin en güçlü federasyonu Şoförler Federasyonu'ydu. Budana şimdi can çekişiyor. O da kamyoncular, mamyoncular bölündü değil mi? Nakliyeciler ya, falan. Kamyoncular oraya kayıttı. Şimdi hayır anlatamadım. Ellerinden bütün yetkilerini aldılar. Anladım. Yani değil mi? Sürekli bir şey kapıyorlar. Bilmiyorum yani, çünkü ben öyle duyuyorum şimdi. E şimdi bizde de öyle. E şimdi ben sana başka bir örnek vereyim. Türkiye'deki bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bugün Türkiye'nin hangi oda başkanının aç telefon, Orta Anadolu'da özellikle Ankara, İstanbul, Eskişehir, Aydın'da dahil bir adam çıktı. Adam sigortacı. Sigortacı. Bir akıllık yapmış, bir döner işi yapmış abi. Türkiye'yi sallıyor. Evet. Yıkılıyor ortalık. Evet, evet. Yıkılıyor. Allah başkan arıyor. Bir dakika. Ne yapıyor bu adam? Yasal olarak hiçbir suçu yok. Adamı inceliyorlar, denetliyorlar, köfteci gibi. Evet. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir tek şey yapıyor. Benim dönerim 20 liraya satılması gerekirken bu adam 10 liraya döner satıyor. O köfteci 10 liraya köfte satıyor. Nasıl satıyor? Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi bak abi. Bugün bu ülkede et için savaş çıkacak neredeyse. Evet. Et geldi 80 liraya. Çok önemli. Yıkılıyor. Bakanın başını yedi. Evet. Bir önceki bakanın et yüzünden. Evet. Ortalık ayağa kalktı. Millet ayaklandı. Et gelmiş 80 lira. Et gelmiş 60 lira. 80 lira derken bonfileden bilmem ne, antrikottan falan bahsediyorum. Onun et fiyatlarını bilmiyor demesinden sonra başkan. Evet. Hepsini çok biliyorum da. Şimdi ortada bir gerçek var abi. Bugün bir eti aldığın zaman bunun %27'si sadece kemik firesidir. Evet. Bak şimdi. Pişirdin, ettin, gittin. Bu fire %70'lere, 80'lere çıkar. Yani senin 50 liraya aldığın et otomatikman 150 liraya. 100 liraya çıkar. Şimdi dolayısıyla 100 gramdır fiyat tarifelerimiz. 100 gramdır fiyat tarifelerimiz. Sen 100 gram verdiğin zaman bu etin belli bir maliyeti vardır. Bir etten 10 porsiyon çıkar bir kilodan. Getirirsin, bir bakıyorsun içeridesin. Şimdi peki sen 20 liraya bir tas kebabını, işte 22 liraya bir döneri, 15 liraya efendim bir haşlamayı, işte inciyi 27 liraya satman gerekirken, ya arkadaş 3 kap yemek 5 lira. Döner ekmek 2 lira, yanında ayran kola bedava. Bu tabelalar nereden çıktı? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dünyada birçok dil var. Evet. Sen İspanyolca konuşursun, sen Fransızca konuşursun, ben İngilizce konuşurum. Ama ortak konuşan bir dil vardır, matematik. 2 kere 2 dünyanın elinde 4'tür. Şimdi arkadaş ben
100 yıllık lokantacı olarak bir et yemeni 20 lira satarken benim karşımda bir adam 3 kap yemeği 5 liraya nasıl satıyor? Nasıl satıyor başkanım? Bak şimdi yani. Nasıl satıyor? Bir kere bu adamın kayıt dışı var. Evet. Çok acı bir kanun çıkardılar. Kayıt onay belgesi adı altında gidiyorsun. Ruhsatını aldıktan sonra Tarım İlçe Müdürlüğü'nden bir belge alıyorsun. Kayıt onay belgesini alırsan Tarım Bakanlığı'nın kontrolü altına giriyorsun. Evet. Ruhsatın yoksa bu belgeyi almazsan Tarım Bakanlığı seni tanımıyor, görmüyor. Evet. Bak şimdi bu bir. İki, şimdi Türkiye'de fiyatta 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre bir fiyat tarifesi var. Yetkiyi birliklere vermiş. Birlikte lokantacılar odası yok. Gıda ile ilgili tespit yapıyor adam. Mesela şimdi benim Muğla'da odam yok. Evet. Peki Muğla'da oradaki lokantacının fiyat tarifesini kim veriyor komisyonda? Hadi bakalım Muğla Başkanı bağlansın söylesin. Evet. Ya berber var, ya terzi var, ya işte şoför var. Karmadoru. Ya var. Ne anlar ya? Etten, sucuktan, hesabını yapamaz başkanım. Nereden bilir ya? Ben nereden bilirim şoförün sorununu, kahveci Hulusi'nin problemini, evet, berber Selahattin'in makasını, jiletini. Oturuyor orada biri, lokantacının fiyat tarifesini veriliyor. Diyor ki arkadaş, et yemeği en fazla 10 liraya satılır. Koyuyorsun tarifeyi, hadi bakalım 11 liraya sat. Çıktı bir tane cazgır müşteri, bir dilekçe, aman belediye geldik, valilikten geldik, kaymakamlıktan geldik, nasıl 11 liraya satarsın? Bağırıyorsun, abi diyorsun işte bu fiyat tarifesi bir sene önceydi, et 10 liraydı, bugün 20 lira oldu, ben çağırıyorum. Ya kardeşim, kabahatler kanuna göre geçiriyor kaymakam cezayı, gidiyorsun. Şimdi sana bir örnek. Bu telefonun değeri kaç para abi? 2000 lira. Evet. Sen bu telefonu şimdi biri içeri girse bize dese ki 1900'e bakarsın. 1700'e bakarsın. Evet. 1 lira dediği zaman sen bu telefonu getiren adama bakar mı? Çıkan dışarı dersin. Bakmam, ya hırsızsın ya çaldın dersin. Evet. Şimdi etin böyle bir maliyetin olduğu yerde işte kendiliğinden bir et yemeği 2 liraya satılıyorsa en büyük hırsız onu satan insandır. Evet. Gıda teröristidir. Evet. Şimdi bugün ülkede birçok şey var. En pahalı şey sağlıktır. Evet, Allah düşürmesin. İsterse yeşil kartın olsun, isterse. Ne zaman bıçak parasızlıklar bilmem ne senin ciğerini söküyorlar alıyor. Doğru mu abiciğim? Evet. Hastanede çocuğunu alamayan, annesini alamayan, babasını alamayan onlarca insan çıkıyor. Şimdi ben diyorum ki arkadaş bakın. Bugün bir otomobil garajına gidiyorsunuz. Bu örnek verdiğim gibi. 10 tane aynı araba var. Evet. Bu araba kaç para? 10 lira. Bu kaç para? Aynısı. Olur mu? Otomatik. Bu ne? 12 lira. Ne? Üst açılır var. Arkadaş aynı malı kalitesine göre fark. Şimdi benim de 10 liraya da döner satılır. 9 liraya satanı yapış. 11-12'ye bırak. Müşteri gitsin tercihini yapsın kardeşim. Evet. Ama sen devlet olarak. Askerler zehirleniyor. Evet. İşçiler zehirleniyor. Ali Ağa'da işçiler zehirlendi. Evet. Öldü bitti adamlar. Askeride insanlar zehirleniyor. Neden? Sen ihaleyi yapıp da 5 lira yemek veriyorsun. Öğrenciler zehirleniyor. Başka ben bölmek istiyorum. Mesela bizim Karacasu ilçesinde geçen yıl 140 civarında öğrencimiz zehirlendi. Oradaki yemeği yapan halk eğitim merkeziydi. Esnaf değildi. Yani ihaleyi alan bir işletmeci değildi. Okulları şimdi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçen yıl başladığı, bu yıl genişlettiği bir uygulama var. İhaleye çıkmıyor. Bu öğrencilerin yemek işini, taşımalı öğrencilerin yemek ihalesine çıkmıyor. Öğretmen evi bünyesinde kendisi yapıyor, yaptırıyor. Şimdi Hulusi abi çok güzel hatırlayacak. Sevgili başkanım, abi diyorum ama can dostum kusura bakma samimiyetimiz ise. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken Türkiye'de o zaman ben televizyondan seyrediyorum. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı. Sayın Başkanımız da katıldı. Sayın Başkan katıldı. Çıktı. Bizim sevgiyle, hürmetle buradan alalım. Süleyman Köstekli abimiz vardı. Teşkilatın Hulusi Akşık gibi çok değerli bir abisidir. Evet. Aynı zamanda da Kırıkkale Birlik Başkanı ve Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu'nu, bizim federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerinden. Başbakan'a dedi ki, Sayın Başbakan'a, Sayın Başbakanım dedi, bak sene 2010'dan önce ben o zaman bir federasyon başkanı değilim. Evet. Televizyonda izliyorum. Dedi ki, Sayın Başbakanım dedi, esnafımızın bak o zamandan daha az. Bizim dedi çok önemli bir problemimiz var dedi. Bizim dedi illerimizde dedi öğretmen evleri, polis evleri, işte dedi buna benzer dedi kuruluşlar dedi çok ciddi değerler dedi, düşük değerlerle dedi mal yapıyorlar, hizmet üretiyorlar ve insanlara satıyorlar. İşte dedi bundan dolayı esnafımız çok mu? Sayın Cumhurbaşkanı kendine az bir üslubuyla saygı duyarım. Dedi ki benim dedi polisim dedi askerim ucuz yemek yemeyecek mi? Tabii. Sayın Süleyman Köstekli işi büyütemedi çünkü kesti attı Sayın Cumhurbaşkanı işi. Aslında orada kastettiği olay
askerin polisin ucuz yemek yemesi değil ki. Asker polis gitsin ne yaparsa yapsın. Esnafla rekabet etmez. Bugün Fenerbahçe ordu evine vatandaş girebiliyor mu? Orada isterse bedavaya versin. Evet. Meclise vatandaş girebiliyor mu? 1 liraya çorba satıyorlar. İsterse bedava versin. Bizi ilgilendirmiyor. Öğretmen evi de öğretmenler işte. O kadar. Öğretmen evi. Gitsin öğretmen yesin. Polis evine gitsin polis yesin. Bizim buna karşıtlığımız yok. Tam tersi biz teşvik edelim. Yardımcı olalım. Her zaman. Ama sen... Polis evine, öğretmen evine kira yok, adam parası yok, elektrik parası yok, su parası yok. Aç vatandaşa, lokantasını, restoranı, düğün salonunu vur patlasın, çal oynasın, yarı fiyatına, onun altına ver, ondan sonra esnaf. Ha, ne oldu? Sayın Başbakan Binali Yıldırım, son başbakan, Çankaya Köşkü'ne bizi çağırdı. 15 Temmuz, darbe, nalet darbinin akabinde... Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na gittik. Sayın Başbakan kürsüye çıktı. Sayın Genel Başkanımızın dileklerinden biri olan Türkiye'de hiçbir belediye ve kamu kurumu bundan sonra esnaflık yapmayacak dedi. Altını çiziyorum. Bakın kayıtlara. Evet. Bakın Sayın Binali Yıldırım'ın altını çizerek hepimizi ayakta alkışladık. Evet. Türkiye'nin canlı yayınında bütün esnafın beklediği sözü söyledi. Ne oldu abi? Hiçbir kamu kuruluşu esnaflık yapmayacak. Evet bakın esnaflık. Bakın kayıt veriyorum söylüyorum. Gündüz Çankaya Köşkü'nde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım son başkanımız hürmetle minnetle anıyoruz kendisini buradan. Kalk dedi ki bundan sonra Türkiye'nin gözün içine baka baka bundan sonra devlet belediyesi ve hiçbir resmi kurumu dedi esnaflık yapmayacak. Devletin işi belediyenin işi esnaflık değildir dedi. Hepimiz ayağa kalktı. Yaşa var olsa. Esnafı rekabet olmaz dedi. Olmaz dedi. Evet. Ne oldu abi? Ne değişti? Ne oldu? Hiçbir değişiklik olmadı. Bak bakalım. Ya bak, o, ne oldu? Olduysa bana da söyle de ben de şey olmamış yapayım. Ki öğretmen abi bugün şey yapıyor. Şimdi yani. Baktığın zaman bir şey söylemek politikacı akıllı adamdır. Hı. Matematiğe bakın. Ben de bir ara uğraştım. İçeri girdik. Burada 3 kişiyiz. İkinizden oy alırsam ben şanslı politikacıyım. Hı. Birinizden alırsam sıkıntılı politikacıyım. Neden? Çünkü matematiktir. Şimdi Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı 2,5 milyon nüfusu sayın büyüklerimiz bizim teşkilatımızda konuşmaya geldikleri zaman 10 milyondan bahsederler bizim için ailelerimizle birlikte. Bugün 11 milyon oy alan parti iktidar oluyor ülkede. Evet. Şimdi demek ki 10 milyonluk bir gücümüz varsa biz bugün İktidarı Türkiye'de iktidara muhalif bir parti de kurabiliriz. Evet. Yani hani Fenerbahçe'nin işte Beşiktaş'ın derler ya Fenerbahçe Cumhuriyeti işte bilmem Beşiktaş Cumhuriyeti yok böyle bir dünya. Şimdi neden? Kimse bizim siyasi genlerimize ket vuramaz. Ha biz Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine en bağlı kurumuz. Bugüne kadar bakın esnaflar. Savcılar, askerler, polisler, polder bilmem ne hatırla. Evet. İşte doktorlar, hemşireler aklına kim geliyorsa Kızılay'da yürümüştür. Evet. Bugün yürümeyen, devletin en ufacık sesini çıkarmayan tek kurum Türk Esnaf ve Sanatkarı'dır. Türk esnaf sanatkarı genlerindeki bin yıllık ayi geneliklerine göre hep devletin saygılı olmuştur. 2000 yılında gür bir ses çıkarmıştır Hulusi Akşit Aydın'dan. Yani onu tabii hatırlamıyorum ben. Onun mahkemesi oldu. Ha, onu hatırlamıyorum. O da davalık oldu. Hatırlamıyorum. Şimdi şunu anlatmaya çalışacağım. Evet. Gür bir sesi çıkarıp sokağa sokağa da dökülmedi. Şey yani bak ama işte bir şey var, ortada bir şey var sevgili dostum. Bugün iktidarın istediğini yapacağız diye başkanlık yaparsak ben de İktidar Partisi'nin mensubu görevi yaptım ama yeri geldiği zaman ben bir takım şeyler çünkü neden? İnsanlar beni bu göreve niçin seçmiş? Ben yani bu görevi unvan alayım da gideyim parlamenter mi olayım diye seçtiler beni. Ben bilemez miydim parlamenter olmayı? Hiç münacat bile etmedim. Ben şimdi oğlumu milletvekili yapayım, kızımı bilmem mi? Böyle bir dünya yok ki. Hı. Sen Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın başkanısın. Siyaset yapacaksan git kardeşim orada yap. Ama Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın lideri olarak sen tabii ki bu iktidara küfretmek anlamında değil. Süm maaşa götürürsün. Zaten bizi her kapı bize açık. Sen bugün geçen gün Bakan Hanım ayağımıza kadar geldi. İstediğimiz zaman istediğimiz bakana ulaşabiliyoruz. Ama sen bunu bir plan program dahilinde bir dosya dahilinde takibini yaparsan işte ben o gün söylüyorum. Bugün o yapılan söyleme karşı ondan sonra bizim yöneticilerimiz biz ne yapmışız? Çıksın biri söylesin. Desin ki bana Aykut Yönece biz bunu yaptık olmadı. Eyvallah sümme aşa. Hiçbir şey yapılmadı. Evet. Sadece o gün Cumhurbaşkanı Sayın Başbakan alkışlandı.
O gün manevi bir şey vardı, hava vardı bu 15 Temmuz sonrası. Dolayısıyla bitti. 3 yılda 3 kelime bir daha edilmedi. Edildiyse biri bize söylesin. Burada düzeldi, burada öğretmen evi kapandı, burada belediye. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi birbirini yiyor. Evet. İştirakları yüzünden. İştiraklarının en çoklarından bir tanesi kafeteryalar, restoranlar, evet. işte yalılar, bilmem neler. En çok belediyenin hizmet verdiği şey, işletme yaptığı yer. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Grand Plaza diye bir şirketi var. Git oraya baktığın zaman aynı şekilde. Türkiye'nin her tarafında gidiyorsun, Kırşehir'de belediye onu yapmış. Neden? Belediyenin işlerine geliyor. Çünkü orada istihdam yapıyorlar. İşte yani, oraya işçi alıyor. Bir nevi arka bahçe değil mi? Başka evet. Yani şimdi biz bunları esnaf olarak şimdi kendi içimizde, kendi alternatifimiz dışarıdan gelen insanı eleştirirken, devletin kendi kurumları bizi koruyup kollamak zorundayken, biz bunlara sesimizi çıkarmazsak, biz bunlara doğru anlamda mücadele etmezsek o zaman hiç kusura bakmayacağız. Hiç kimseye şikayet etme hakkımız yok. Evet. Az önce siz bahsettiniz ama ben özellikle sormak istiyorum. Yani ben Aydın'da bunu bizzat yaşadığım için soruyorum. 3 liraya da tost var. 6 liraya, 8 liraya da tost var. Yani 3 liraya da çorba içebiliyorsunuz. Aynı çorbayı 12 liraya da içebiliyorsunuz. Yani çok tezat işler. Siz bahsettiniz bunu açık ama. Ama bakın bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Tim'in bir şey söyledim burada. Siz Muğla'da lokantacı odası yokken, siz Muğla'da, Bodrum'da, Marmaris'te onlarca, yüzlerce, binlerce işletme varken bir odanın olmadığı yerde bu insanlar fiyat tarifesini kim veriyor? O zaman Türkiye Lokantacılar Federasyonu ne hükmü var? Türkiye Lokantacılar Federasyonu ihtisas odasıdır. Bu bir ihtisas mesleğidir. Bu ihtisas mesleğine vereceksin bu fiyat tarifesi komisyonunu. Yani. Ki neden? Şimdi benim lokantacım da var. Ben lokantacıyım. Ama benim yönetimimdeki temin ismini aldık sevgili Mehmet pastacıdır. Neden? Ben pastacılığı bilmiyorum ki. Ama pastacıyı başkan vekili yaptım. Türkiye'nin en büyük dönercisini, İstanbul Başkanı'nı başkan vekili yaptım. Ben seçime giderken şunu söyledim. Arkadaş, Ankara, İzmir, İstanbul oda başkanları bir teşkilatın yönetiminde olmazsa o teşkilat doğru yönetilmez. Neden? Bu Fenerbahçe kulübüyle dün akşamki Bayern Münih maçına dönüş. Evet. Bir tarafta Alman teknolojisi, bir tarafta yeni yapılanmaya çalışan bir takım. 6 tane yedik, 16 tane atardı diyorlar. Ben seyretmedim. Fenerbahçe'de değilim, üzüntü duyarım. Evet. Neden? Ama ortada bir gerçek var. Güçlüyle güçsüz, evet. Bilenle bilmeyen, çalışanla çalışmayan. Şimdi 3 tane odası olan bir adam gelip bu teşkilatın en üst kademesine oturursa, kusura bakma abi, bu tıraş başa bu tıraş dediğim olay olur. Evet. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Çok iyi anladım. Şimdi burada da odasının olmadığı bir yerde lokantacıya, bu kadar önemli, teminden beri sayıyoruz. Türkiye'nin işte şu, bak şimdi, bugün dünyada gastronomi kongresi ve gastronomi diye bir destinasyon oldu. Evet. Bugün Türkiye'deki turizm gelirleri şu anda 12 milyar dolara ulaşmış, öğrendiğini duydum. Çok güzel, harika bir şey. Diyor ki, 2023 vizyonu. 2023 vizyonu çıktığı zaman ben İzmir'de Konak Belediye Meclis Üyesi'ydim, kitaba sahip oldum. O zaman da Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. İzmir'e geldi. Toplantı yapıyoruz. Dedim ki Sayın Bakanım, kitabı açtım 50. sayfası, üst paragrafı. Üst paragrafında aynen şu söylüyor. Diyor ki, yıl 2011. Yani 2023 vizyon kitabı. Ertuğrul Günay'da toplantı yapıyoruz. Sayın Bakanım, bu kitabın şurasında birinci paragrafına bakın ne yazıyor. Türkiye 2023 yılında 50 milyar dolar turizm geliri, 50 milyon turist ağırlayacak diyor. Muhteşem bir rakam. Evet. O günden tespit edelim. Çok güzel. 50 milyon turisti Türkiye'ye getirirsin abi. Evet. Hiç problem yok. Evet. Ama 50 milyar turizm gelirini nereden sağlayacaksın abi? Her şey dahil sistemi yapmışsın. Turisti getiriyorsun, tıkıyorsun Antalya'daki 5 yıldızlı otele. Evet. Antalya'daki lokantacı, Antalya'daki pastacı, Antalya'daki derici, Antalya'daki elektrikçi, Ya sen Amerika'dan gelen turiste iPhone mu satacaksın? Evet. Sen İtalya'dan gelen turiste kravat mı satacaksın? Floransa'da sokaklarda, İtalya'da, Milano'da sokaklarda kiloyla satıyorlar bunları. Evet. Sen Fransa'dan gelen turiste mobilya mı satacaksın? Sen İtalya'dan gelen turiste ayakkabı mı satacaksın? Sen ne satacaksın? Türkiye'nin bir değeri olan Türk mutfağını satacaksın. Türk mutfağı bin yıllık özgeçmişiyle dünyanın en önemli mutfaklarından biri. Bugün Çin, Fransa bizi geçti. Bakın, bugün Hollanda, bugün İtalya. İtalya'da bugün pizza tek başına İtalya'nın milyarlarca dolar kazancına sebep oluyor. Bugün bakın Hollanda'da bir peynir Hollanda'nın milyarlarca dolar geliri. Bugün İspanya'da Barcelona kenti
Millet ya şu beğenmediğimiz Yunanistan'a insanlar geliyor evet, Ayvalık'ta, evet. Didim'de, Çeşme'de kapılarda kuyruk oluyor, gideceğiz balık yiyeceğiz diye. Ya arkadaş, dünyanın üç tarafı denizlerle çevrili tek ülkesi biziz. Ya bu her şey var, balık var. Evet, ya, yok yok. Abi bak şimdi, sevgili dostum, yüzyıllar önce bu topraklarda yaşamış, bizim topraklarda yaşamış ünlü tarihçi Herodot demiş ki, dünyada beş kıta, altıncı kıta Akdeniz, Akdeniz'in incisi Ege. Evet. Neden? Altındaki en güzel, en güzel kubbe demiş. Kubbenin altındaki en güzel coğrafya. Neden? Şimdi bir bakmış adam abi, Gerence diye bir rüzgar var. Ta İspanya'dan geliyor, Edremit, Burani üzerinden çıkıyor. Dünyanın en güzel şeyi, zeytinyağı. Evet. Dünyanın en az, en sağlıklı beslenme maddesinden en çok, en az faydalanan ülkesiyiz. Evet. Zeytinyağı yemiyoruz. Orta Anadolu'dan çıktıktan sonra zeytinyağı bilmiyor adamlar. Evet, evet. Gelmiş abi Ege'ye, 1400'lü yıllarda İspanya'dan gelmişler. İnsanlar getirmişler, bir boyoz denilen bir börek tarzını getirmişler. Evet, gelmiş mesela abi Selanikliler, bir et kültürünü getirmişler, bir çorba kültürünü getirmişler. Gelmiş abi Giritliler, ot kültürünü getirmiş. Dağlar her taraf ot dolu. Dünyanın en sağlıklı beslenme maddesi. Et lokantası yapacağımız, ot lokantasında istihsaslaşalım. Gelmiş güneyden, doğudan işte kardeşlerimiz et kültürünü getirmişler. Yani getirmişler. Kebap kültürünü getirmişler. Arkadaş her şey var. E sen bunu pazarlayamıyorsun. Sen hala burada fast food'a yenik düşmüşsün. Evet. Dünyanın en genç nüfusuna sahipsin. Dünyanın obeziteyle Amerika'dan sonraki en büyük belasıyla sen karşı karşıyasın. Evet. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en genç nüfusu diyorsun. Şu anda obezitenin en çok Amerika'dan sonraki muhatap olduğu ülke. Yani çocuklarımız aşırı derecede obez ve sağlıksız besleniyor. Bu ileride kanseri tetikleyecek. Bu ileride her türlü şeker, kalp, tansiyon. Şimdi biz Türkiye Lokantacılar Federasyonu olarak Cumhurbaşkanımızın şükranla, buradan minnetle, çok önemli bir olay kararnamesiyle Ulusal Beslenme Konseyi kuruldu. 9 tane bakanlık, 7 tane de sivil toplum örgütü var. Bir tanesi de biziz. Bundan onur duyuyoruz. Biz bu kurulda görev aldık. Abi duyduklarım var ya, inanılmayacak derecede. Yani bir nesil inanın nelerle besleniyor Hulusi abi. İnanamıyorum, Allah yardımcısı olsun çocuklarımızın, torunlarımızın. E şimdi ortamda böyle bir şey varken dünyanın en sağlıklı beslenme kültürüne sahip Türk mutfağını sen kenara koyacaksın. Bunu turizme kazandırmayacaksın. Hala Türk turizmini, Turkish Delight dansöz çıkacaksın, kuracaksın mangalları, yakacaksın üzerinde kebapları. Öyle dansözü oynatacaksın, rakıyı vereceksin, lokumu vereceksin. Şey, turizmi bu zannediyorlar. Ya. Olur mu ya böyle bir şey? Böyle ya. Bir şey olur mu abi? Ben şunu söyleyeyim. Bak abi, Türkiye Lokantacılar ve Fastacılar Federasyonu bugün turizmin en önemli göbeğinde yer alması gereken kuruluştur. En çok ihtiyaç duyulan kuruluşlardan bir tanesidir. Ya gidin bakalım bir tane organizasyona. Ben aylardır Turizm Bakanlığı'na randevu alamıyorum ya. Evet. Bu nasıl bir dünyadır abi? Ya Aykut, şimdi bunları söyledin de işte bu Evren şeyini Nevşehir'de yaptık biz de. Kereviz'e götürdük buradan. Pamuğu götürdük biz. Enginar'a götürdük. Kerevizi maydanoz mu dediler. Bakın biz Türkiye'ye kendi ürünlerimizi tanıtmamışız. Taze incir biz hala Avrupa'ya sokamamışız. Abi. Yani bak, o kadar çok, çok güzel, var ki. Çok yani. Güzel bir şey söyledin. Ya burnumuzun dibindeki aç Yunanistan baklavamıza, yaprak sarmamıza, biber dolmamıza sahip çıktı. Sahip çıktı. Ama neden? Neden? Şimdi bak. Temin'i anlatıyorum. O geçmişteki yöneticilerimizi. Kulaklarını buradan çınlatıyorum onları. Neden? Şimdi gelmiş 7 tane adam. Dünyadaki en kolay, Türkiye'deki en kolay kurulan işlerden bir tanesi dernektir. Evet. 7 tane insan bir araya geliyoruz. Tamam mı abi? Sabahleyin gidiyoruz dernekler masasına. Veriyoruz nüfuslarımızı. Bilmiyorum, derneği kuruyoruz. Şimdi abi bu adamlar gelmiş abi. Ben özbeöz bu işin içinden gelmiş bir insanım. Benim dedem de ustaydı, babam da ustaydı. Mehmet Usta, İsmet Usta. Evet. Abi bir bakıyorum, bir adam beyaz bir podya, burada eksüviti şef. Ne bu abi eksüviti şef? Fransızların efendim ünvanıymış. Ulan affedersin şimdi kötü söyleyeceğim, rütük kapanacak. Ya sen ne demek eksüviti şef ya? Evet. Seni o taklit etsin, usta yazsın buraya ya. Fransız usta yazsın buraya. Evet. İşte Richard usta yazsın buraya. Sen ne yapıyorsun bilmem ne şef. Bir bakıyorum abi, dikkat et, madalyalar her taraflarında. Ulan bu ne be, Mustafa Kemal'in bu kadar madalyası yok ya. Çok güzel. Ya İnönü'nün bu kadar, adam İnönü meydan muharebesi yapmış. İki tane tarihte Türk varoluşumuzun sebebi. Evet. Adamın madalyası yok, senin her tarafın madalya dolu. Ne yaptın? Füzyon mutfağı. Ne füzyon mutfağı ya? Bilmem ne mutfağı. Yok uluslar. Ya abi bak,
Adam yıllarca İstanbul Turizm Müdürlüğü yapmış. Boşluktan faydalanmış. Gitmiş İstanbul'da Ahçılar Federasyonu kurmuş. Bir Ahçılar Federasyonu. Geçmiş bunun başına. Bütün Turizm Bakanlığı'nın yurt dışı şeylerinde Seyitler hep bu adam. Ha. Ya sen kimsin kardeşim? Turizm müdürdün ya. Ne işin var senin açılıkla ya? Gitmişler yarışma yapmış. Ne yarışması yaptın ya? Kimle yarıştın? Hangi yemekle yarıştın? Sen bugün İspanya, İtalya bir simge yapmış. Evet, pizza. Pizza. Salyangoz koymuş, slow food. Bugün sen Türk mutfağında bir simge koymaya kalksan saatlerce birbirini yersin. O kadar çok yemek var. Ama ne oluyor? Bak şimdi. Ne oluyor? İzmir'i bilir misin? Bilirim. Gel Hisar Camii'ye doğru. Evet. İzmir'in Kemeraltı girişi. Evet. Karşılıklı lokantalar vardır. Evet. 4 tane lokanta vardır. Bu güven lokantası tarihe geçmiştir. Orada imam bayıldı. Yanındaki lokanta imam yan yattı. Buradaki imam ayağa kalktı. Buradaki imam oturdu. Aynı yemek 4 isimli. Ya böyle bir şey olur mu? Ha, şimdi bak. Ne yapmış İtalya? Milli mutfak şeyini kurmuş. Azerbaycan'da ya bugün ülkede Tayrov diye gitmiş adam getirmiş profesörü başına koymuş. Milli mutfak. Yani Türkiye Lokantacılar Federasyonu bu işin erbabıdır kardeşim. Ha yanında akademisyen olsun, o olsun, bu olsun, şu olsun, bu olsun. Oturacaksın. Milli mutfak. İmam bayıldı. Bitti. Patlıcan oturtma bitti. Karnıyarık bitti. Bilmem ne bitti. Yapacaksın. Bundan sonra bunu adam getirmiş parmak şeklinde baklava yapmış abi ya. Füzyon mutfağı diyor. Ayıptır evet, ya. Evet. Ya baklavanın sen o baklavanın çıtırtısını sen duymadıktan sonra. 80 lira 70 lira satılan baklavanın içeri. Ya geçen gün bir şey duydum abi. Bildiğin ekmeği kızartıyorlarmış. Rey'den geçiriyorlar. Rondele'den geçiriyorlar abi. Evet. Bildiğin ayçiçeği soyuyorlar abi. Ayçiçeği içine koyuyorlar. Abi insanlara yediriyorlar ya. Cevizli daha şey diye ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir denetim? Bu nasıl bir gıda kontrolü? Bu nasıl bir sistem? Şimdi Lokantacılar Federasyonu ve OTAS'ı ilde bu olaya müdahale etmiyorsa zaten Gıda Bakanlığı topu kucağında buldu. Topu kucağında buldu. İlçede bunu denetleyecek. Binlerce, 3500 tane yaz bende uyuyor. 3500 orada var. 20-25 bin. Hangi birine yetecek? Geliyor bir tane gencecik denetmen. Hayatında mutfağa girmemiş. Hayatında mutfağa girmemiş. Öğlen saati geliyor. Mutfak dağınık, ceza. Çöp kapağı açık, ceza. Elektrik floresanın kapağı yok, ceza. İşte bilmem ne mikrobu çıktı, ceza. 23 bin, 33 bin lira ceza mı olur ya? Tire'deki Ali amcaya. Sen 33 bin lira ceza yazarsan nasıl esnaflık yaptıracaksın bu insanlara? İşte onun için o çocuklarının yarın öbür gün obeziteyle karşı karşıya kaldığı, her türlü içinde taklit tahşişin olduğu, her türlü yabancı maddenin olduğu yapılmış, nerede yapıldığı belli olmayan merdiven altı gıdaları yedireceksin. Ondan sonra da bu nesli zehirleyip gideceksin. Bunun adına da gıda kontrol edeceksin. Aykut. Sonra konuşan Aykut'a da çok konuşuyorum başkan diyeceksin. Aykut başkan bir şey sorun. Sen bayağı Türkiye'yi gezdin. Neresini istiyorsun? Sizin abi. İzmir'de lokantacı olsun başkanısı. Odalar sicil yapıyor mu? O ayrı bir konu ya. Bir de bak ha çok güzel bir çarpıklık var. Tebrik ediyorum. Sen çok büyük bir iş başardın geçmişte bununla ilgili bildiğim kadarıyla. Biz aydın olarak gurur duyuyoruz evet, bu olayla. Çok önemli bir olay. Bir şey söyleyeceğim. İllerdeki sicil müdürleri Ticaret Bakanlığı'nın elemanı. Evet. Nerede çalışıyor biliyor musun? Birlik binasında çalışıyor. Evet. Birlik başkanının emrinde. Evet. Şimdi İzmir Birlik Başkanı bana gıcık. Bana gelen üyeyi başka yere gönderebiliyor. O Aydın Birlik Başkanı lokantacı Ali'ye gıcık. Onu gör. Ya böyle bir şey olur mu? Eleman, bakanlığın elemanı çalıştığı kişi birlik başkanı. Ya böyle bir çok ya nerem hani deveye sormuşlar ya. Nerem eğri. O demiş ki nerem doğru. Biz de o hesaptayız şu an. Türkiye'de hesap ve sanatkarlar birliklerinde bir tek vakıf bizde var. Evet. Şu ana kadar okuttuğumuz artık da son sayıyı ben bilmiyorum. Ciddi. Ama sicil olayı gerçekten biz her programda konuşuyoruz. Mesela şimdi Muğla'da Seydikemer'deki Fethiye'den Muğla'ya geliyor. Seydikemer'den Antalya sınırından Muğla merkeze sicil yaptırmaya geliyor. Ama bizim Didim'imizde de sicil var. Karacasu'da da var, Buharkent'te de var. Bütün ilçe, bütün ilçelerimizde var. Yani bizim Aydın sınırındaki, Selçuk'taki ya da Kınık'taki, Kiraz'daki bir esnaf sicil için İzmir merkeze gidiyor. Yani biz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun bu şeyi çözmesi lazım. Bugün vakfımız, pardon,
Yangında, selde, felakette biz bütün her tarafa yardımcı olduk. Evet. Yani binlerce çocuğu da... Bak çok güzel bir şey söyledin. Gene hatırlayacak. Yangında, zelzelede, efendim depremde çok güzel. Bu ülkede çok ağır deprem geçirmiş bir ilin başkanına, üst düzey başkan, onun üst başkanı yardım gönderiyor. Üç gün sonra da kongrede birbirlerine rakip oluyorlar. O üst düzey yardım gönderen başkan çıkıyor ki, ben sana diyor depremde diyor yardım gönderdim. Sen bununla kendine makab arabası aldın diyor. Doğru. Doğru mu? Doğru. Çok acı. Evet. Sana bu kadarını söyleyeyim abi. Evet, çok, bak çok bu yaşanmış bir olay. Evet. Bu Hulusi abi yaşadı, ben yaşamadım. Ama bu bir efsanedir, konuşulur. Olduğunu ertesi gün gittik biz oraya. Evet. Şimdi biliyor musun bak, deprem oluyor. Üst düzey kuruluş buraya yardım ediyor. Tamam mı? Üç gün sonra da rakip oluyorlar. Üst düzey başkanı o ilin başkanı. O ilin başkanı çıkıyor kürsüde, üst düzey başkanı eleştiriyor. O da çıkıyor, tek kelime söylüyor. Ne konuşuyorsun sen diyor. Evet, ben sana diyor depremde diyor üyelerine diyor yardım edesin diyor, para gönderdim diyor. Sen diyor makam arabası aldın kendine diyor. Bu evet. Teşkilat. Evet, sizin teşkilatın bence komple revize olması lazım. Biz de bu esnafın kürsüsü programının bunlara vesile olmasını diliyoruz aslında. Burada sizin gibi değerli konuklarımızla konuştuğumuz birçok konunun hem televizyonda kayıt altına alındığı, bunların gazete ve haberleriyle, internet sitesindeki haberlerle de artık ulaşması gereken noktalara da bir şekilde ulaşabileceği düşüncesiyle böyle bir programa başladık bir ay önce. İnşallah vesile oluruz. Şimdi bugün Facebook'ta Antalya'da bir oda başkanı çok ciddi bir iç acı şey, böyle iç acı bir şey yazmış. Örnek de vermiş işte aslanlarla öküzlerin hikayesini. Orada da en son demiş ki işte öküzler kendi arasında koşuyor. Niye bu hale geldik bu kadar gücümüz varken? Demiş ki ilk onlar bizden sarı öküzü istedikleri zaman verdik. Evet. Artık demiş hani bunlara teslim olacağız. Yani şimdi biz bu kadar güçlü olduğumuz bir süreçte yani biz bizim teşkilatımızın abileri, duayenleri işte Hulusi Akşitliler biz varken yani onlar varken, onlar bu teşkilatı yönetirken veya büyüklerimiz yönetirken ticaret odasıları diye bir şey yok. Ama maalesef bizim kaynaklarımız güldür güldür akarken biz bu kaynakları temin de örnek verdiğim gibi insana yatırım yapmışız. Evet, evet, evet. Yani esnafa insana değil. Yatırım yaparak oy gücümüzle şimdi biz bugün niye para toplayamıyoruz? Hepimizde aynı şey var. Bende de var, onda da var, herkeste var. Kimse bundan alınmasın. Bu bir gerçek. Aman elleme bizden. Aman elleme seçim geliyor. Aman elleme seçim kaygısı var. Temin ama ne dedim? Eğer sen yap ticaret odasındaki gibi borcu olanı seçime sokma, bak bu teşkilat ne oluyor? Evet. Neden? Çünkü o zaman başkanın kaygısı kalmayacak. Başkan başkanlığı ne yapacak? Başkan teslimiyet olmuş. Bak abi, benim annem 87 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Bir gün telefon açtı. Baba sen dedi ne insan? Ne oldu anne, sakin ol. Sen dedi insanlara zulüm etmek için mi dedi bu göreve seçildin? Ne oldu anneciğim dedim. Annemi bulmuşlar. Filanca odaya gelmiş. Genel sekreter demiş yasada bu çok açık ve net. Odaya borcu olan işlemi yapılmaz diyor. Asmış oraya da kız. Gelmiş üyenin çok ciddi borcu var. Demiş ki efendim sizin borcunuz var. Bu parayı ödemeden bu işlemi yapamayız. Gitmişler abi oradan bulmuş. Annemin bir tanıdığını bulmuş. Annem bana telefon açıyor. Diyor ki belge ver. Hadi verme. Annen arıyor. Evet. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musun? Bize bu şekilde ulaşıyorlar. Ama öbür türlü dediğim gibi temin babası olsa ticaret odası başkanı o belgeyi veremez. Veremez çünkü ama neden? Kaygı yok. Evet, evet. Çünkü kurumsallık var. Oturmuş sistem var. Ben yaşadım. Sen bugün İzmir'deki ticaret odası binasına bak. 80 milyar lira para harcadılar. İzmir'in kordonunda Türkiye'nin en güzel binasını yaptılar. Türkiye'nin hangi ufak ilçesine dahi gitsen ticaret odası binaları dev bir eserdir. Evet. Bizim esnaf odalarında temin örnek verdim. Hulusi abinin yaptığı Aydın Esnaf Odaları Birliği binası bir değerdir. Kaç tane bina var böyle? İzmir'deki bina hala Cemal Tercan 90 yaşına geldi, onun bıraktığı bina. Evet, evet. Birçok ilde Teskin binasını söyledik demin. Evet. TOB'un binasına bak, bizim binamıza bak. TOB'un içerisine bir giriyorsun, bir toplantı salonu var. İçeri bir gidiyorsun, zaten salonu seyretmekten toplantı bitiyor. Gel bakalım Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu toplantı salonuna. Bir Cumhurbaşkanı gelse bütün millet ayakta. Neden oturacak bir yer belli. Yozlaşma nerede başladı biliyor musun? Bizim federasyon ve oda başkanlığımız, birlik başkanı dönemimizde para yoktu. Evet. Genel kurdan çıkıyordu.
Ne zaman işte bu bakanlık diye bas bas bağırdı abilerimiz, büyüklerimiz bizim bakanlık esnaf kuralım diye esnaf kuruldu. Ondan sonra işte özel zamanında şey oldu. İşte şu kadar şu kadar maaş alabilirsiniz diye baremler koydu. İşte şu kadar üyesi olacak falan diye. Kalite düştü. Evet, anladım başkanım. Onlar topu taca atmamışlar, siz duran topu vuramamışsınız. Şimdi, ben sonuç olarak böyle özetlenebilirim. Yani insana yatırımla bilime yatırım çok farklı şey. İnsana yatırım yaparsan günü kurtarırsın. Ah böyle başkanlığı ben de yaparım. Evet. Yapıyoruz da zaten. Şimdi sen insana değil bilime yatırım yaparsan işte Ticaret Odası'nın İzmir'de üniversitesi var. Evet. Ben Ticaret Odası'nın meclis üyesiydim. Büromda onurla şerefle taşıdığım bir plaketim var. O mecliste olan bir insan olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin eski kumarhane bildiğimiz kumarhane diye otel. Sayın rahmetli Nur Üçünler'sin Ahmet Piriştina'dan alınırken Ekrem Demirtaş... O mecliste ben de vardım. 1 milyon dolar. O günkü parayla 1 milyon dolar ilk taksitimiz vardı. Ticaret Odası bütçesinden üniversitenin alımına kullanılacaktı. Bu Balçova'daki... Evet. Balçova'daki. El kaldırdım. Bugün git bakalım Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri oldu. Evet, İzmir Esnaf Birliği üniversite kuramaz mıydı? Kurur. Ya Ticaret Odası'nın ne farkı vardı? İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf Birliği'ne gelen para yılda 25-30 trilyon lira. Az para mı? He? Baktığın zaman... Hala dediğim gibi binası Cemal Tercan'ın zamanında alınmış bina. Yani mum mu dikti? Handan aman malılar mı aldı? Aydın'da kuruyordum. Şimdi ne oldu? Tesk aynı şey. Ya, baktığın zaman ya, aynı şeyler baktığın zaman. Atabiliyor musun? Şimdi bugün ne yaptı adam? Ekü Üniversitesi'ni kurdu. Hastanesi var ya. Hastanesi var. Bizim rahmetli Apo Nur için de yatsın. Onların hastanesinde öldü. Rahmetli evet, Abdullah evet. Bizim Antalya Birlik Başkanı. Antalya Birlik Başkanı. Şimdi yani... Bizim Allah'ıma baza başımız ağrıyor desek aspirin alacak bir tane şeyimiz yok. Yerimiz yok. Evet. Onların üniversitesi var, helikopteri var, uçağı var. Başbakanı koyuyor, Cumhurbaşkanı koyuyor uçağı, dünyayı gezdiriyor. İlk Rıfat İstarcıklıoğlu Bey hatırlayın, Sayın Tayyip Erdoğan başbakanken topun uçağıyla dünyayı gezdi. Evet. İlk şey oldu. Şimdi yani o zaman tabii ki top bundan faydalanacak. Verirsen alırsın. Türkiye'de dünyada bir şey vardır, kelam vardır. İnsanlar kılık kıyafetleriyle karşılanır, hal ve hareketleriyle uygulanır. Bu adamlarda hem kılık kıyafet var, hem de hal ve hareket var. İkisini bütünleştirmişler. Bizde kılık kıyafet var, şan var, şöhret var, hava var, boy var, pos var, makam var, para yok. Para olmayınca da tıssın. Başkanım, süremizin sonuna geliyoruz. Ben az önce... Konusu geçtiği için tekrar oraya dönmek istiyorum. Bu televizyonlarda yemek yarışmaları falan var. Hı. Bunları nasıl karşılıyor Lokantacılar Federasyonu? Bu bir kere işler acısıdır. Evet. Neden işler acısıdır? Bak en son programda adamın biri çıktı, karısıyla ilgili bir yığın şey yaşandı. Onu aldatıyor bilmem ne, skandal. Evet. Öbürü çıktı, papağanı öldürüyordu. Evet. Sosyal. Biz bu değiliz. Biz bu değiliz. Ya bunun Türk yemek kültürüne bir katkısı var Hiçbir mı? Hiçbir katkısı yok. İnsanlara hakaret ediyorlar. Yarışmacıları bilmem ne yapıyorlar. Öbürü çıkıyor papağanı dövüyor. Öbürü çıkıyor bilmem ne yapıyor. Öbürü çıkıyor sanatçının. Çok kötü hakaret. Öbürü çıkıyor sanatçının birinin kucağında uyuyor bilmem. Yok böyle bir şey. Türk esnaf ve sanatkarının temsilcisi olan ustalık erdem işidir. Erdem. Şov işi değildir. Türk lokantacılığı ve Türk mutfağı şov işi değil. Türk mutfağı insanların değerine, Allah'ın her türlü lütfuna sahip bir mutfaktır. Bugün Türk mutfağındaki ahçılar sarayın baş tacı insanlardı. Evet. Bugün biz ayaklar altına aldırdık bu şovmenler yüzünden. Temin anlattım sana. Evet. Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetlinin bu kadar madalyası yok. Nereden aldın bu madalyayı? Nereden aldın? Peki. Ama ne yaptın? Baklavayı füzyon dedin. Yunanistan'a kaptırdın. Bilmem ne. Buraya koydun ekstrovertit şefi yok böyle bir şey. Evet. Usta ustadır. Peki yeni ustalar yetişiyor mu? Çıraklar, kalfalar. Yani Hulusi Başkan'ın hep dile getirdiği sıkıntı. Şimdi çok sıkıntılardan bir tanesi de bu. Ya kardeşim bu iş var ya, devlet bu işte başa çıkamadı. Evet. Meslek okulları, meslek liseleri maalesef istenilen randımanı almadı. Milli Eğitim bu konuda ciddi bir kakofoni var. Yani Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir yapılanmaya gittiler. Ama bugün meslek okullarına, çıraklık okullarına insan bulamıyoruz. Herkes çocuklarının beyaz yakalı olmasını istiyor. Bugün birçok üniversitede gastronomi bölümleri açıldı. İnsanlar oraya gidiyor. Fakat bakıyorsun, ben şunu söylüyorum. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi, teminde bahsettik, gastronomi bölümü var. Ben iddia ediyorum. İzmir gastronomi Ekonomi Üniversitesi'nin gastronomi bölümünden mezun olmuş 1000 kişi varsa bugüne kadar veya 100 kişi varsa
10 tanesinin İzmir'de bana dükkan açtığını söylesinde ben bu işi bırakacağım. Siz lokantanızda çalıştırır mısınız? Oradan mezun olanlar var. Gelmiyor ki çalıştırayım. Yani hepsinin gözü üst segmende. Anladım. Otelcilikte 5 yıllık gidiyorlar. Çevre okulundan mezun bir tane işsiz yok. Yok. Evet. Yok ki yok. Yani bugün sanayi sitelerinde, bugün efendim işte her tarafta esnaf. Halbuki biz... O ilk gün soğan soymaktan başlıyor. Ben şunu söyleyeyim sana. Biz şeye gittik. Avrupa Birliği projesi vardı. TESK'in son yıllarda yaptığı en muhteşem proje. Ondan sonra onun için Almanya'ya gittik. Ağızlarımız açık kaldı. Ama ne sır? Devlet. İşte ZDF... okullarına mı gittiniz? Ne? Çırak okullarına mı gittiniz? Çırak okullarına gittik. Abi böyle biz şey. De gittik. Fransa'ya gittik. Şey çok muhteşem. Yani neyi anlatayım sana? Yani ama bir ustalık belgesini 16 bin euroya satıyorlar ama 8 bin eurosunu devlet veriyor. Geri kalanını taksitle şeyden alıyorlar ama bir şeye girdik, elektrikçi şeyine girdik ama şaşırdık. Bir doğalgazcılığa girdik, inanılacak gibi değil. Neden biliyor musun? Diyor ki hayattaki en değerli şey diyor insandır diyor. İnsana birinci derecede doğalgazla ilgili şey, ya çocuk gelmiş bakıyorsun pırıl pırıl soyundu giyindi ana bir geldi duvar kağıtçılığı. Bir oda vermişler, duvar kağıdı düş. Ya bize duvar kağıtçılığı en kolay yapılan işlerden bir tanesidir. Evet. Bugün ülkede yapılan iki tane kolay iş kaldı. Bir garsonluk, iki şoförlük. Evet. Oysa ki, çok çarpıcı bir örnek vereyim. 1980 yılı, üniversiteden mezun oldum. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Münih'e gittim. Havaalanında indim. İlk defa hayatımda yurt dışına çıkıyorum. Üç arkadaşız. İkisi arkaya oturdu, ben öne oturdum. Mercedes kapıya geldi. Bindim içeri. Bakıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Vallahi Almanya'ya geldik, Münih kentine falan. Şoför kalkmıyor. Bir şeyler söylüyor bana Almanca. Ben Almanca da bilmiyorum. En son beni şoför dürttü. Evet, dürtünce arkadaki arkadaşım, ne diyor lan bu dedim, affedersin. Abi dedi, emniyet kemerini bağla dedi. 80 yılında adam bana emniyet kemerini bağlamayı öğretti. Şimdi şoför dediğin zaman olay nedir? Yurt dışından gelmiş bir turistin ilk defa muhatap olduğu insandır. Evet. Şimdi bizim arabalarımızı kusura bakmasınlar. Sakal. Evet. Bir el dışarıda evet. Sigara. Evet. Efendim böyle bir şey. Ya Ankara'da adam Sıhiye'yi bilmiyor ya. Evet. İzmir'de Tepecik'tir. Yenişehir'in eski adı. Tepecik diyorsun. Abi orası neresi diyor ya. Evet. Tepeciği bilmiyor. Evet. Gel iki garsonluk. Hiçbir şey yapamıyorsa geliyor garson oluyor. Benim 100 yıllık değil mi dükkanım var şimdi. Bak evet. Övünüyorum teminden beri. Çorbacı evet. İsmet Sultan'ın oğluyum. Evet. Şimdi benim dükkanım orada çalışıyor. Gelmiş bir garson. Bir şey bilmiyor ki. Tutuyor. Parmak, baş parmak. Çorbanın içinde geliyor. Baş parmak. Eyvallah. Bitti. Evet. Ama kolay yapılıyor. Evet, evet. Garsonluk bir sanat. Ya bulaşıkçılık mı? Apayrı bir sanat. Ha, evet. Şimdi dolayısıyla biz bunu meslek okulunda eğitmeliyiz. Ama bulamıyorsun. Peki. Bugün Suriyeliler niye bu ülkede yerleşti? Hepsi ucuz işçi. Atladık simit gibi üstüne. Maalesef. Evet, evet. Usta yok. Kesin. Başkanım konuşulacak çok şey var. Sürenin sonuna geldik. Ben son olarak hızlıca bir toparlamanızı istiyorum. Sonra veda etmemiz gerekiyor. Ben burada olmaktan çok keyif aldım. Biz de size bana çok büyük bir özgürlük sağladınız. Ben Hulusi Başkanı'nın olduğu yerde konuşamam diyordum. Çünkü o üstattır. Mikrofon üstadıdır. diyalog üstadıdır. Ama sağ olun çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür bana çok şey anlatma şansı verdiniz. İki, çok önemli bir gece. Anılarımın arasına girecek. Bu video inşallah sizden de rica ediyorum. Hı hı. Çünkü neden? Böyle bir duayenle birlikte bu duygularımı paylaştım. Çünkü ben ondan çok şey öğrendim. Aydın esnafı çok şanslı. Böyle bir başkanları vardı. Selahattin Başkan çok şanslı. Böyle bir başkandan el aldı. Selahattin Başkan'ı da çok yakından tanıyorum. Çok büyük işler yapıyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Aydın'daki çok değerli dostlarım var. Aydın esnafına oda başkanlarım, Mahmut Başkanım, Ali Başkanım, Mehmet Başkanım. Benim yol arkadaşlarım. Bana ilk günden beri çok destek veren insanlar. Evet. Hulusi abinin önderliğinde rahmetli Ali abi. Allah nur içinde yatırsın. Evet. Nazil'deki Ali abi. Ali abi çok Gürsoy. Çok önemli bir insandı. Ondan görevi alan Mahmut çok güzel bu işi yapıyor. Aydın odalarım çok başarılı, çok değerli insanlar. Dolayısıyla Aydın'da olmakta seve seve geldim. Şunu da söyleyeyim. Her geçen hafta Hulusi Başkan bana söyledi. Benim bir Ankara'da bakanlıkta toplantım vardı. Gelemedim. Aslında bugün de sabah 9.30 uçağına biletim vardı. Ama Hulusi Başkan'a diyemedim ki gelemeyeceğim. Uçağı yarın aldım sabaha. İnşallah Ankara'da toplantımız var. Bu şey İstanbul'da federasyonun bu yapacağı etkinlikle ilgili. Bu arada 27, 28, 29 Eylül
dünyanın en büyük pastasını yapacağız. Yaş pastası 3000 kilometreyle, 3000 metreyle, 2174 metreyle şu anda dünya rekoru var. 3000 metreyle biz İzmir Kültür Park'ta bu rekoru kıracağız. Sizi de oraya bekliyorum. İnşallah. Çok keyif alırım. Onur konuğumsun. Seni de bekliyorum. Hepinize ben şükranlarımı sunuyorum. Bizi dinleyenlere sürçülisan etsek affolsun diyorum. Buradan bir takım söylediklerimizden art niyetli veyahut da kendine buradan bir şeyler yontmaya çalışan insanlar hiç heveslenmesinler. Bizim yüreğimizde ne varsa, beynimizde ne varsa dilimizde var. Çünkü biz esnafız. Bugün esnaf olmayan, dükkan çalıştırmayan, tabelasının ışığı yanmayan, vergi ödemeyen, sigorta ödemeyen insanlar da bu teşkilatta başkanlık yapıyor. En büyük şeylerimizden, sıkıntılarımızdan biri. İnşallah. Dolayısıyla kendi rantları, düzenleri bozulmasın diye bizim gibi bu işin içinden gelmiş, feryat eden, yüreğinden konuşan insanlar onların işine gelmiyor. Hiç işinize gelmesin. Dünyanın neresinde istiyorsanız, hangi canlı yayında istiyorsanız 24 saat dünyanın en önemli meydanında, sizin ekranlarınızda, sizin adımı moderatörlüğünüzde istediğinizi konuşuruz. Çünkü neden? Biz Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın ciğeri yanan insanlarıyız. Biz bu greve geldik. İşte Hulusi Akşitler, işte Aykut Yanıcılar. Geldik gidiyoruz. Arkamızdan mezarımıza küfür eden değil, ya helal olsun işte yaptı diyen böyle değerli abilerin sınıfında bizi Allah koymayı nasip etsin. Amin. Ayağınıza sağlık başkanım. Çok sağ olun. Hulusi başkanım çok kısa sizden... Valla söylenemeyecek bir şey yok. Aykut'cum zaten dolu dolu bizleri doyurdu. Evet. Bilhassa esnaf ve sanatkarlarının sıkıntılarını kendi dalında ve aynı zamanda idarecilikteki çalışmalarını anlattı. Ben tanıdığım günden beri saydım, sevdim. Hala da devam ediyor. Bir şey vardır. Bu makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Para için, mal için, mülk için. Gelenler çok bir şey yapamazlar. Sadece gülerler, başka bir şey yapmazlar. Ben bu gece için Aykut kardeşim geldin. Çok sağ ol. Şeref verdin bize. Sağ ol başkanım. Ayrıca sizleri de kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu da söyleyeyim. Ben çok keyif aldım. Muhteşem bir eser. Yani bunu yaşatmak lazım. Çünkü programın başına girmeden size söyledim. Maalesef Koca İzmir'de bir televizyonumuz vardı. Ege TV. O da yaşatamadı gitti. Maalesef. İzmir'de de bir yerel ama bu muhteşem bir eser. Buradan aydınlara ve bu seyreden herkese bu esere sahip çıkmalarını rica çok ediyorum. Çünkü neden? Bakın biz bu kadar süre içerisinde bunları kime nasıl anlatırız, nasıl söyleriz? Bunlar çok önemli. 71 ülkeye ulaşıyor başkan yayınlarımız. Tebrik bu gece, ederim ya. Tebrik ederim. 12 itibariyle gece 00 itibariyle de HD yayına geçiyor televizyonumuz. Evet. Onu da ben hayır, bir de şu var. İşte dediğim gibi yani bir de hani bizim teşkilatımızda ulak kullanmayı severler. Bizim gibi ulak kullanmayan, direkt konuşan insanlar için de büyük bir fırsat böyle şeyler. Evet. Direkt söylerse. Şimdi der o devlet eleştirdi, hükümet eleştirdi, tesk başka kimse. Biz Türk Esnaf Sanatkar Teşkilatı'nın günü, bugünü, yarın hakkında duygularımızı paylaştık. Peki. Bizden daha iyi bilen varsa buyursun, yapsın. Zaten biz onların yanındayız. Kamu açık her zaman. O kadar. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık başkanım. Değerli izleyiciler, bu akşam Esnafın Kültüsü programında Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice'yi ağırladık. İnşallah doyurucu bir program olmuştur. Haftaya başka bir programda, başka bir konukla buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.